İyi akşamlar haftanın ilk gününden farklı bakıştan herkese merhaba. Bu akşam son yıllarda üzerindeki tartışmaların alevlendiği bir konuyu, geleneği daha dar anlamda dini gelenek konusunu konuşacağız. Gelenekle toplumun, ümmetin geleceği arasındaki ilişkiyi, geleneğe yönelik eleştirinin ölçüsünün ne olacağını ele alacağız. E, ve bu arada önemli bir e, soru var ki onu da masaya yatırmak gerekecek. Gelenek, söyleneni yeniden söylemek midir, yoksa söylenmiş olandan söylenmiş Meyeni ortaya çıkarmak gibi bir anlamı da var mı? Konuyu Muş Alparslan Üniversitesi rektörü ve aynı zamanda tefsir alanında çalışmaları bulunan Profesör Doktor Fethi Ahmet Polat, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Şamil Öçal ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Din Sosyolojisi öğretim üyesi Doçent Doktor Özcan Güngörle ile ele alacağız. Hoş geldiniz diyelim konuklarımıza. Hoş İyi Akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gelenek konusu evet. o kadar uzun ki aslında hani benim önümde böyle sayfalarca not var hocam ve nereden başlasak e, belki bunu konuşacağız bu akşam bitiremeyeceğiz muhtemelen çünkü aslında büyük bir müktesebatı da biz konuşmuş olacağız. Biraz kavram üzerinden başlayalım dilerseniz müsaade ederseniz eğer e, Fethi fetamet hocamla başlayayım. E, gerçi tefsir yani Kur'an'la başlamış olalım evet. ve e, geleneği biraz tarif edelim dilerseniz hocam. Yani e, mesela biz bu konuyu sosyal medyada yazdığımız zaman izleyicilerimiz şunu sordular bize. Bir düşünce geleneğinden mi bahsedeceksiniz? Yoksa bir pratik üzerinden mi e, gelenek konusunu ele alacağız? Ama gelenek herhalde buna sıkıştırılamayacak kadar geniş bir mevzu. Biz bir bilgiden, bir kaydetmeden, bir yaymadan belki bunun üzerine inşa edilen bir kültürden, bir medeniyetten bahsetmiş olacağız değil mi? Evet. Tabii e, öncelikle ben de seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum bu fırsatı bizlere vermiş olduğunuz Çok için. Çok sağ olun. Ee, gelenek dediğimizde hakikaten biz çok geniş kapsamlı bir kavramdan bahsediyoruz. Ee, bu kavram e, kimi zaman son derece olumsuz şekilde kullanılıyor, evet. kimi zaman oldukça olumlu bir şekilde kullanılıyor. Çünkü bu kavramı tarif edenler söz konusu olduğu zaman aslında onların biraz da perspektifleriyle ilgili. Dolayısıyla bizim geleneksel, gelenekselci ekole mensup ulema dediğimiz ya da bilim adamları düşündüler dediğimiz zaman yani onlardan bahisle bu işe baktığınız zaman son derece olumlu bir kavramdan bahsediyoruz. Çünkü e, bu kategoride yer alan bilim adamları düşünürler aslında geleneği ilahi kaynaklı bir e, evet. gelenek olarak yani ilahi kaynaklı kutsal, bir kutsal bağlayıcılığı tabii, olan kutsalla irtibatı evet. olan bir süreç olarak algılıyorlar. Dolayısıyla meseleye böyle baktığınız zaman e, din burada tabii çok önemli bir gelenek Kur'an bir gelenek nübüvvet bir gene, gelenek örneğin biz tevhidi gelenek diyoruz. Hı hı. Yani malumunuz e, dinler üç önemli temel meselede e, söz söylerler. Tevhid, nübüvvet ve meadd. Evet. Yani Allah'ın varlığı, birliği, e, tekliği konusu malumunuz. İkincisi peygamberler tarihinden bahsedilir. Üçüncüsü de ahiret. Hı hı. E, özellikle biz bunun ilk iki konusu tevhid ve nübüvvet dediğimiz alan aslında gelenekselci ekol mensupları tarafından tamamen olumlu bir tarzda e, anlaşılan bir gelenek yani din geleneği bunun içerisinde. Hı hı. Kutsal kitaplar geleneği bunun içerisinde, Peygamberler geleneği bunun içerisinde. Ee, bir de burada tabii olumsuz anlamda e, belki biraz da ona evet. temas etmek gerekir. Olumsuz anlamda bir gelenek algısı var. Bu da aslında bazı yapıların bir süre sonra e, kendini tekrar etmesi bir yine sosyoloğun belki hocam bahsedecektir. Dini konuların, dini meselelerin, dini süreçlerin bir süre sonra rutine binmesi. Yani karakterin rutinizasyonu dediğimiz şey. Dolayısıyla bu da geleneğe farklı bir bakış. Yani geleneğin aslında olumsuz bir şekilde anlaşılması dolayısıyla hani bu tartışma süreci içerisinde belki bu, biz bu iki geleneği de işaret evet. edeceğiz bilmiyorum. Bu çok siz... önemli evet. hocam. Evet oraya geleceğiz. Çünkü gelenek konusunun belki de gelip dayandığı tartışma noktası da burası. Gelenek, yenilik işte geçtiğimiz evet. haftalarda tecrit meselesini konuştuk mesela ve e, olayı bu sıkışmadan da biraz kurtarmak istiyoruz. Yani gelenekten bir geleceğe doğru gidiş nasıl gerçekleşebilir? E, sosyolojik perspektifle de geleneği dinleyelim ondan sonra o sırayla e, hiç sırayı bozmadan devam edersek eğer hocam bize evet. ne söyler Özcan hocam? Ben de tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı veren e, devletimizin e, değerli kurumlarına, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ve bütün dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum gecenin bu vaktinde. Şimdi biz sosyolojik olarak e, geleneği daha geniş bir perspektiften ele alırız. Ve özellikle geleneği e, doğrudan eski bilgi e, toplumsal yapının... <laughs> geride kalan bilgisi olarak değerlendirir ve öyle sosyologlar düşünürler. Fakat biz bir yönüyle de ilahiyatçı olmamız sebebiyle geleneğin içerisinde örfü gördüğünüzde, adeti gördüğünüzde, sosyolojik normları gördüğünüzde ve bunun takibi olarak geleneğin oluşma unsuruna baktığımızda bir Weber sosyolojisi gibi geleneğin geride bırakılan ve daha rasyonaliteye doğru gidip kendisine ihtiyaç duyulmayan bir bilgi kaynağı olarak görmeyiz. Veya Durkheim tarzı baktığımızda bir mekanik dayanışmalı toplumların bilgilerini karşılama, onların sosyal ilişkilerine yön verme, hiyerarşik yapılanını belirlemede esas olanın gelenek olduğu iddiasını şu anda en azından görmüyoruz. Zira onların bu gelenek anlayışı içerisinde öncü sosyologların tamamında, ...aynı zamanda dinde vardır ve dolayısıyla artık... ...modern dönemde böyle bir bilgiye ihtiyaç kalmayacaktır. Biz bunu... ...geleneğin oluşumunu din ve toplum etkileşimi içerisinde ele alırız. Şöyle bakarız olaya sosyologlar olarak... ...din... ...evet vahiy kaynaklıdır. Allah merkezlidir ya da Tanrı merkezlidir her neyse. Ancak... ...bunun yaşanma alanı... ...insani varlık alanıdır. Dolayısıyla din her ne kadar... ...Tanrı merkezli ve vahiy merkezli olsa da... ...toplumsal alana indiğinde yaşanma pratiğine döndüğünde mutlaka onu karşılayacak bir kültür, bir gelenek, bir öf vardır. Peki o durumda bu örfü, bu adeti, bu geleneği bir de vahiy gerçeğiyle örtüştürmede ne tür esaslar rol oynar? Biz bunun üzerinde uzun uzun konuşuruz. Yani din e, indiği haliyle karşılık bulmaz. Bu bir defa kesin. Yani din her hangi, hangi din olursa olsun Allah'ın muradının tam olarak toplumsal alanda gerçekliğinin bulması mümkün değildir çünkü orada bir gelenek bir toplum vardır. Zamana ve zemine göre değişen yorumları var. Evet. Yani, Hoş mi? bir de Allahu Teala da böyle bir şey murad eder mi? Hı hı. Yani biz vahyin iniş sürecine baktığımızda vahiy en basit itibariyle söylediğimizde bir insani gerçeklik vardır, insani bir problem vardır. Bu problemin Cenab-ı Allah tarafından sistematize edilip ...Peygamber'e gönderilmesi vardır ama başlangıç noktası herhangi insani bir problemdir. Hocam peki geleneğin birazcık içeriğini açarsak eğer... ...Şamil Hocam'a döneceğim hani orada da daraltacağız... E, ...felsefeye döndüğümüz zaman belki daraltma derken... ...şimdi bu toplumu biraz daha konuşalım. Evet. Şimdi e, mesela dini tecrübeler de var mı bu gelenek içerisinde? Semboller var mı? Ya da ahlaki yönlendirmeleri, biz bütün bu işte duaları... E, ...ne bileyim evet. tarihi olayları hatta sosyal kuralları birazdan konuşacağız. Gelenek, dini gelenek diyoruz ama hepsi dini gelenek mi yani... Örfün de bunun içerisinde bulunduğu şeyler mutlaka var. Gelenek'in biraz içeriğini açar mısınız bize? Şimdi gelenek dediğim bir şey bizim alışılmış gündelik hayatımız içerisinde bize rehberlik sunan şeyler. Evet. Şimdi bu gündelik yaşam içerisinde bize rehberlik sunarak bize bir rol model şekli çizen, hayatımıza anlam katan şeylerin içerisinde elbette din var. Hı. Ama din kadar din dışında başka formların dinselleşmesi var. Evet. Veya dinselleşmemiş ama ...bizim gündelik yaşamımızda yine onu bizim kendi elimize kutsallaştırarak... ...bir şekilde en dışarıdan e, çerçeveye dahil ettiğimiz yapılar var. Dolayısıyla... E, Bu geniş bir şey alan evet, aslında. Yani evet yani gittikçe genişleyen bir durum var orada evet, onu söylemek Şahmi lazım. Biraz Şamil Hocam'a döneceğim buyurun evet. sizin bir ilaveniz var. Ben e, aslında biraz da seyircilerimize belki konuyu açmak <laughs> açısından... E, ...hocamın söylediklerini belki biraz daha özet ve anlaşılır kılmak açısından şöyle bir tasnif... ...malum Abdullah Laroui'nin bir tasnifi var bununla ilgili... Yani bir yapı olarak aslında gelenekten bahsedebiliriz. Hı hı. Bir de değer olarak gelenekten evet. bahsedebiliriz. Dolayısıyla yapı ve değer dediğimiz zaman aslında Nedir hocam tam açılımı? İşte az önce sizin bahsetmiş olduğunuz şey. Diyelim ki mesela farklı dinlerde de bu vardır. Hı hı. İslam'da da bu aynı şekilde vardır. Diyelim ki tekke ve zaviyeler evet. aslında bir gelenektir. Bir tekke geleneği vardır. Mesela bir tarikat geleneği vardır. Hı hı. Bir cemaat geleneği vardır. Bunlar aslında bizim değer yüklü alanlar dediğimiz alanların e, somut hali, müşahhas hali yani ete kemiğe bürünmüş gelenek diyebiliriz bunu. Bir de aslında bu ete kemiğe bürünmüş geleneği destekleyen arka planda, background'unda belki de bir değerler alanı var. Dolayısıyla e, mesela Müslümanların bir arada olması gerektiği, cemaat halinde hareket etmesi gerektiği şeklinde bir değerimiz var. Hı hı. Ama bu değer cemaatle Namaz kılındığı zaman müşahhas bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Yani yapı olarak bir gelenek ortaya çıkıyor. Fakat bu geleneğin arkasında aslında bir bir emir var. bir Aslında bir değerler alanı var. Evet. Şimdi mesela bu az önce bahsetmiş olduğunuz o modern dönemdeki çelişkiler, çatışkılar onlardan bahsedecek olursak Bunlar mesela yapı olarak geleneğin baskın olduğu toplumlarda örnek ver vermek gerekirse mesela Hindu'larda, <laughs> işte diyelim ki Brahman'larda ya da hani e, Konfüçyanizm'deki mesela yapı olarak gelenek çok daha güçlü öne çıktığı için modern ile yeni olanla karşılaştığı zaman bunların mücadele etmemesi aslında bunların yok olma, yok olması anlamına gelir <laughs> çünkü gelenek orada değerden daha ziyade yapılarda öne çıkmıştır, evet. sembollerde öne çıkmıştır, kılık kıyafette öne çıkmıştır vesaire. Ama değeri güçlü olan Geleneklerde bahsettiğiniz şey biraz daha yani uyum, entegrasyon ya da uzlaşarak yenilenme güçlenme biraz daha çabuk olur. Mesela belki fırsat gelirse evet, onu hocam, konuşuruz. Onu... Osmanlı'da da böyle bir. Evet tam o zaman tasarım. o bıraktığınız yerden ben Şamil hocamla devam edeyim. Yani hem gelenekle ilgili kavramsal bir çerçeve çizmek isterseniz onu dinleyelim. Hem de hocam mesela tekke örneğini verdi. Diğer bir örnekte evet. medreselerle ilgili belki. Hani Osmanlı'dan o halde sizinle bu konuda da çalışmalarınız var. Hem felsefi bir açılım yapmış olalım hem de Osmanlı'da siz diyorsunuz ki sadece geleneği medreseler beslemiyordu. Hocamın söylediğine takviye mi olmuş oluyor bu? Yani tabii Osmanlılara girmeden önce gelenekle ilgili bir evet. kavramsal çerçeve çizmek gerekirse... ...geleneğin aslında bir aktarılan bir şey. Tarihten, geçmişten aktarılan bir şey günümüze. Sadece günümüzün problemi değil... Günümüz geleneğin işlenmesiyle alakalı olarak devreye giren, gündeme gelen bir şey. Yoksa gelenek kendiliğinden tarihi ilgilendiren, geçmişi ilgilendiren, hatta böyle kısa süreli bir geçmiş değil, uzun bir geçmiş. Evet. Gelenekleşmesi için bir şeyin uzun bir geçmiş olması lazım. Tüm bunların göz önünde bulundurulması lazım. Yani özellikle batıya baktığımızda, batıdaki Hristiyanlıkta gelenek daha çok Hristiyan adetlerinin, Hristiyan inançlarının özellikle ilk nesilde hı hı. kilise babalarının e, inançlarının, adetlerinin, geleneğinin korunması, devam ettirilmesi olarak tradition kelimesinin evet. E, evet. kullanıldığını görüyoruz. E, o yüzden gelenek bize aktarılırken aslında modern bir şey olarak. Evet hocam. Şimdi, mod, gelenek şey değildir. Yani gelenekçilerin veyahut da gelenek içerisinde bizzat yaşayanların hissettiği bir şey değildir. <laughs> gelenek modernlerin hissettiği bir şeydir. Çünkü gelenekten yoksundur modernler. O yüzden gelenek özellikle modernizm karşıtlığı içerisinde ortaya çıktığını görüyoruz. Onun dışında yoksa geçmişe baktığımızda çünkü hakikaten çok... yani gelenek bizim bugün gelenek olarak tarif ettiğimiz bazı şeyler düşünce olabilir pratik olabilir kendi çağ, çağdaştı kendi dönemi söz konusu olduğunda bunu mu söylemek istiyorsunuz Evet ya da yani tarafında bu da var mı şunu yani söylemek istiyorum aslında biz o kadar uzun bir süre yaşadık ki gelenek içerisinde hı hı. Geleneksel bu dönemi, geleneği terk ettiğimizde neyi kaçırdığımızın farkına varmış olduk ve gelenek dedik onun adına. Geleneği Kaçırdığımız... terk ettiğimizi düşünüyor musunuz peki? Evet, yani gelenekten özellikle yani 19. yüzyılda birlikte gelenekten bir kopuş, hı hı. yani genel anlamda tabii bir kopuş olduğunu, özellikle modernizmin ilerlemesiyle birlikte bir kopuş olduğunu düşünüyorum. Ama bu geleneğin bütünüyle terk edilmesi anlamına gelmiyor. Evet. Kadamer'in o ben Alakalı, bunu... çok ilginç bir söz Buyurun. Var. Ee, diyor ki o ünlü bir adam, e en köklü devrimlerde bile sanılanı aksine eskiye ait çok fazla unsur muhafaza edilir. Hı, Hocam evet. bunu şu yani... için özellikle açmak istiyorum. Çok özür dilerim. Hı -hı. Siz devam edin lütfen bundan sonra. Ee, gelenekle birlikte modernizmi hatta postmodernizmi yani hepsini iç içe mi yaşıyoruz acaba biz şu, bu, şu anda? Şimdi sosyolojik olarak baktığımızda evet hepsini iç içe yaşıyoruz. Hı -hı. Çünkü yani... Ee, bu yaşantının e, hızlı bir değişim var. Diyelim ki şehirde yaşayanlar, şehrin merkezinde yaşayanlar, profesyonel meslek yapanlar da çok daha hızlı yaşıyor ama bir de ta en e, toplumsal anlamda tarım toplumunu yaşayan insanlarımız var. Dolayısıyla evet. e, çok arzu edenler gittiğinde o geleneğin her boyutunu hocamın ifade ettiği kültür Düşüncede boyutunu, dini boyutu, düşünce boyutu onların hepsini görebiliyorsunuz. Fakat toplamda bir değişim ve dönüşüm hı hı. ve büyük oranda da geleneği ötekileştirerek, geleneksel yapıyı geri kalmanın esas unsuru olarak görerek bir ötekileştirme ve dışlama var. Bu toplumsal anlamda bu böyle artık. Fakat biz kaybettiğimizde, geleneğimizi kaybettiğimize buna karar veriyoruz. Bu Arnold Toynbee diye bir tarihçi evet. var. O, onun bir anlatısı vardır. İsrail geleneğinden alarak onu anlatır. O İsraillerin özellikle Babil sürgününden sonra yaşadıkları sıkıntıda. Bu içinde bulundukları durumla alakalı nasıl başa çıkacaklarının bir sorusunun cevabını üretir o. İki tür tavırdan bahseder. Bir zeolot tavırdan, bir herodian tavırdan bahseder. Ne demek hocam bu? Hepimiz aynı. Şimdi Toynbee şimdi. onu tutuyor İslam toplumlarına uyarlıyor. O aslında Yahudilerin geleneğini diyor ki İslam toplumları da şimdi aynen böyle diyor. İşte o zeolot tavır dediğimiz tavırda şöyle bir şey var. Bütün kendi içine kapanmış, dış baskı karşısında sahip olduğu kültür değerleri biricik değer kabul etmiş, içe kapanmış ve bu içe kapanıklığını da sürdürmeye çalışmış. Fakat ve buna da gelenek diyor. Tabii. Bu, bu bu geleneksel toplumlar böyle diyor. İslam dünyasında diyor şimdi bu iki tavırdan birini yaşıyor diyor. Bir de o Herodian tavır dediği tavırların burada da bunlar da diyorlar ki ya biz bu baskı altında Yahudiler için çözüm olarak. Biz bunun altından kültürel ve diğer açılardan kurtulamayacağız. O zaman yapmamız gereken şu mevcut şartlarla tam bir anlaşma ya da zemin, uygun entegre zemini bularak zi, bu işi başarmak. Yani gerekiyor. her şeyi arkada bırakalım mı? Evet. Netice ne oluyor? O Biz onu Yahudilerden biliyoruz. Toyun İslam dünyası için bunu söylemiyor ama neticeyi biliyoruz. Bunların ikisi yok oluyor. Evet. İki gelenekli yok oluyor. Yani içe kapanıp tamamen sahip olduğunuz kültür değerlerini, sahip olduğunuz kültür değerleriyle bağlantılı dini değerleri sadece içe kapanarak götürebilmeniz mümkün evet. değil. Diğer de mümkün değil. İslam dünyası için böyle bir öngörüsü var Toynbee'nin. Peki bu e, anlamda e, size döneceğim tekrar hocam size de geleceğim ama Şahin Bey sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı ve burada yani gelenek gelenekçiliğin gelenek, şeyine de gelmiş oluyor. Adetlerle zaten, karıştırılmaması lazım. Heh. Yani elbette toplumda zaman zaman adetlerle gelenek e, birlikte kullanıldığı oluyor ama Peki. gelenek çok daha şumullü, çok daha genel bir şey olarak Heh. Hatta yani dini de e, içine kattığımızda evet. çoğu zaman dini e, efendim çağrıştırmak suretiyle kullanılan vahiy çağrıştırmak suretiyle kullanılan bir şey olarak e, ben o yüzden aslında modernizm karşıtlığı içerisinde doğan bir şey olduğunu geleneğin. Söylemeye çalıştım. Hocam bu Osmanlı'ya ilave yapar mısınız? Mesela Osmanlı'da siz diyorsunuz ki bir yerde ilim adamlarında az önce programdan önce Fethi Ahmet Hocam vurguladı. Oraya geleceğim. Kişiler üzerinden de gitmek lazım. Yani o geleneğin bir üretim, bir Yok. oluşum süreci var. Onun öncüleri var. Bizim eserlerimiz var, klasiklerimiz var. Ama siz orada mesela ilim adamlarında tek bir alt şubeye ayrılma yoktur diyorsunuz. Osmanlı'da sadece ilmiye sınıfı değil yani bunu takviye eden medreseyi takviye eden şeyler olundandan yani da. tabii geleneksel toplumların tümü böyle. <laughs> Aslında geleneğin bütün unsurları toplum içerisinde canlı bir şekilde yaşıyordu. Yani sadece bir felsefe geleneği, sadece bir tefsir geleneği efendim veyahut da bilimsel çalışmalar geleneği diye bahsedilemez burada. Yani bir felsefeci aynı zamanda kelam da biliyordu. <laughs> kelam geleneğine de sahip çıkıyordu. Yani bütüncül bir dünya görüşü vardı. Gelenek zaten bu demek. ...bütüncül bir dünya görüşüne... ...sahip olduğu düşünülüyor. Ama bu şu anlama gelmiyor... ...tabii. Yani gelenek... ...belli bir çağa ait... ...şey olarak günümüze taşınması... ...anlamına gelmiyor. Bu farklı bir şey... ...tabii. Yani vahyin içerisinde... ...vahiyle birlikte düşündüğümüzde... ...vahiy ya da peygamberin... ...sünneti orada var... ...duruyor bizi etkileyen şey olarak. Fakat bunlar... ...biraz önce bir arkadaşımız, hocamız... ...değindi buna. Ete kemiğe bürünmüş... Bir hali evet. lazım insanları etkileyebilmesi için evet. insanların önünde somut bir şey olarak durabilmesi için gelenek haline gelmesi lazım gelenek de tam da bu işte <laughs> yani e, inançların e, önünüzde sizin e, görebileceğiniz hale gelmesi o zaman buradan Fethi Ahmet hocamla devam edelim. Geleneğin biraz e, özelliklerinden bahsedelim dedik. E, biraz bu hocamın söyledikleri de, Şamil hocamın söyledikleri de şeyi çağrıştırıyor. Acaba bir potansiyel midir bir taraftan da gelenek? Yani onu bir harekete geçirmekle yeniden yorumlama meselesinden bahsediyoruz. Fonksiyonel hale getirdiğimiz bir şey mi? E, şeyin... E, Ahmet İnam Hoca'nın çok güzel bir açılımı var bu konuda. Diyor ki geleneğe yaklaşımımız hem bir keşif yolculuğudur hem bir icat serüvenidir. E, sadece biz mevcudu aramıyoruz aslında. Mevcuttan e, çıkanları da aramış oluyoruz. Evet. Şimdi aslında e, bizim bir açmamız, açmazımız var burada. O da şu, e, gelenek ile modernite arasındaki gerilim, aslında belki de batıda ortaya çıkan, yani bizde çok fazla yaşanmayan, batıda ortaya çıkan bizim batıdan tevarüs ettiğimiz bir gerilim, bir tartışma. Dolayısıyla kavramları netleştirme konusunda sıkıntılarımız var. Modern öncesi dönemin kavramlarını modern sonrası dönemde zaten tanımlamak son derece zor. Tanımlamaya kalkıştığınızda bir heyulaya tabiri caizse dönüştür, dönüşebiliyor. Şimdi Buradaki sıkıntı şu, e, ortaçağ Avrupa'sında aslında dini cemaatlere bağlı olarak ancak insanlar bir anlam ifade edebiliyorlardı. Bireyin herhangi bir özgürlüğü yoktu dini alanda bahsedecek olursak. Ee... Tarımsal tarıma dayalı bir toplumdu. Dolayısıyla insanlar kas gücüyle, affedersiniz hayvanların gücüyle ancak bir şeyler üretebiliyorlardı. Fakat özellikle sanayi devrimiyle birlikte, aydınlanmayla birlikte, sanayi devrimiyle birlikte insanlar çok fazla sayıda ve çok hızlı süreçler içerisinde üretim yapmaya başladılar. Aydınlanma felsefesiyle birlikte insanlar yavaş yavaş birey olmanın, evet. bireyin özgürlüğünün farkına vardılar. Dolayısıyla bu çerçevede yavaş yavaş sanayileşmeyle birlikte insanlar insan ve doğa arasındaki ilişkileri farklı bir şekilde yorumlamaya, e, yorumlamaya ve evet. anlamaya başladı. Yani yeni bir bilim türü aslında ortaya çıktı ve aynı zamanda yeni icatlar yapıldı. Yeni teknolojiler söz konusu oldu. Şimdi buradaki yani e, aydınlanma felsefesinden ve sanayi devriminden önceki gelenek dediğimiz ve esasında işin başında kilisenin bulunduğu, hı hı. doğruya sadece kilisenin karar verdiği bir din anlayışıyla aydınlanma ve sanayi sanayi devriminden sonraki e, Avrupa'daki gelenek ve modernlik tartışmalarını biz biraz aslında tevarüs ettik. Evet. Bunu tevarüs edince İslam dünyasında gelenek ve modernlik ilişkileri aslında biraz doğrusu sıkıntılı bir süreç oldu. Ben mi konuyu evet. dağıttım bilmiyorum hocam ama tekrar en başa çekmek istiyorum çünkü biz burada aslında biraz da İslam dünyası içerisindeki evet. dini gelenekten yani bahsediyoruz. Onu ben özellikle evet, oraya hani sözü oraya getirmek Lütfen. istiyorum gerçekten. Çünkü biz hakikaten orayı bir anlayalım yani evet. bizim kafamız da karışık. O gelenek dediğimiz şeyin içerisinde ne var mesela geleneğin genel özellikleri neler? Bunu biraz anlamak istiyoruz doğrusu. Evet. Çünkü siz bağlayıcılığı olduğundan kutsallığı olduğundan bahsettiniz. Evet. Mesela normatif bir tarafı var yani kurallara bağlı ve toplumun hayatında hem dini yaşantısında hem işte inancında, ibadetinde belki otorite sayılan bir tarafı var değil mi? Evet. Geleneği. Yani Bunu ben biraz, biraz meseleyi evet, işte oraya tamam. çekmeye Batıya çalışıyorum. Batı'ya doğru evet. sonradan gidelim. Evet. Son yarım dini, saatte gidelim. Dini anlamda aslında biz bir gelenekten bahsediyoruz. Evet. Şimdi böyle bir gelenekten bahsettiğimiz zaman aslında burada gelenek... ...ilahi kaynaklı bir süreç. Evet. Bunun karşısında yer alan her neyse buna eğer modernite diyeceksek insan kaynaklı bir süreç hı hı. ve bu seküler bir süreç, dünyaya ait bir süreç. Dolayısıyla bu iki e, alanı ben Tezatlı özellikle olarak. evet yani iyice belirlememiz gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Bundan sonra geleneksel olduğunu mu düşünüyorsunuz? Batı'da öyle. Evet. Batı Batı'da öyle. tezatlar üzerine gidiyor ama evet. hocam doğru bir. Şimdi ya. burada şöyle bir şeyi ben özellikle İslam hı. dünyasındaki gelenekten Lütfen. bahsedecek olursak Lütfen. yani Lütfen. benim anlamaya çalıştığım gelenekten bahsedecek olursak buradaki gelenek aslında bir öz değerler bütünü. Hı hı. Yani ben insana bir kabiliyetler toplamı olarak bakıyorum. İnsan birçok farklı kabiliyetten oluşan bir varlık. Hı hı. İşte bu farklı kabiliyetleri olan insan bu öz değerler bütünü dediğimiz gelenek tarafından aslında inşa ediliyor hı hı. ve bu inşa sürekli bir inşadır. Biz aynı anda hem yenilenmeyi hem moderniteyi yaşıyoruz. Aslında hem geleneği yaşıyoruz. Hüseyin Atay Hoca'nın e, güzel bir şeyi var bu gelenekle ilgili. Diyor ki bu gelen ek. Evet. Yani geçmişten gelen ama aslında günümüzü ve geleceğimizi belirleyen bir mirastan biz bahsediyoruz gelenekten bahsederken. Dolayısıyla burada insanın sürekli Müslüman bireyin aslında hı hı. sürekli bir oluş içerisinde olduğundan bahsetmek gerekiyor. Yani gelenek şöyle bir şey değil. Paketlenmiş, sarmalanmış, önümüze getirilmiş hazır tabiri caizse hani aspirin tarzı bir şey değil. Onu alıyoruz ve bütün sorunlarımızı çözüyoruz. Aslında öyle bir şey değil. Geleneği bazıları özellikle şöyle bir benzetme yaparlar. Derler ki gelenek bir tür bir ırmağa benzer. <laughs> Ama bu ırmak suyunu kimi zaman yağmurdan alır. Kimi zaman derelerden, çaylardan alır. Kimi zaman işte doğal kaynaklardan alır ve aslında bunların hepsine biz bu akan nehrin tamamına gelenek diyoruz. O zaman bir evet buyurun. Şimdi, gelenek e, mi, gelenekçilik etmek. miye de geliyoruz. Buyurun ilaveinizi evet. alayım. Şimdi evet gelenek gerçekten sürekli canlı bir şey. Kendisini yeniler, kişiyi, bireyi oluşturmada önemli bir etkiye sahiptir. Fakat burada göz önünde bulundurması gereken bir hususu altını çizmek istiyorum. Siz eğer müdahale etmezseniz gelenek kendiliğinden istendik şeyler yapmayabilir. Ne demek evet. hocam bu? Şunu demek mesela tarihte gelen, devam eden gelenekler var. var Tarihe müdahaleler var. Özellikle <laughs> peygamberler tarafından yapılan müdahaleleri önemsiyorum. Mesela cahiliye bir gelenektir. <laughs> Hakikaten cahiliye bir gelenektir ve e, peygamber Hazreti Muhammed bu geleneği değiştirmiştir müdahale ederek. Eğer o gelenek kendiliğinden devam etmiş olsaydı yani oluşturmaya devam etmiş olsaydı bu hakikaten hepimizin istediği özellikle Müslümanların istemediği biçimde devam etmiş olacaktı. O yüzden zaten ismi olarak cahiliye olarak özel olarak atıfta bulunmuştur. Yani yanlış bir gelenek de olabilir. Ee, zararlı bir gelenek de olabilir. Hakikaten e, hikmetin barındırmasına rağmen içerisinde gelenek hikmeti barındırmayan bir gelenek de olabilir. O yüzden gelenek mutlak anlamda doğru bir şey olarak evet. bakmanın e, sağlıklı bir sorgulayıcı bir tarafı o, olmalı diyor. Onun içinde bir hiyerarşi var gelenek içerisinde. Yani biz bunu şey olarak söylediğimizde mesela gündelik yaşamımızda da su içme şeklimizden tutun işte örf dediğiniz şey işte Kur'an'i merkezli ama o da gelenek içerisinde. Adetler biraz daha gündelik yaşam içerisinde belki dini referans olmayan şeyler sınır, sınır sıra sıra. Ancak burada şöyle bir şey hocamın işaret ettiği noktadan bakarsak özellikle mesela İslam dünyasında evet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu cahiliye dönemi geleneğine karşı işte babalar, müdahale, atalar dinine evet. karşı bir müdahale etmiştir. Ve bunu değiştirmiştir. Fakat şu an İslam dünyasında gelenekçi diye adlandırılan ya da geleneği ee, en baş referans olarak alan insanların da aynı zamanda tarihi dondurma dondurarak hı hı. tarihi dondurarak tarihin sadece belli bir kesitinin en güzel, en normal, en iyi yaşantı şekli olarak formüle edilmesi iddiaları var. Halbuki zaten bu aradaki problem bununla alakalıdır. Yani dinin aktarılma ve algılama biçimiyle sosyal değişimi arasındaki bir gerilim ve bu ikisi arasındaki evet. algılama biçimi. Şimdi efendimiz Aleyhisselatü vesselam dönemindeki o ...hayatın bütün kesitlerini alıp şimdi her şeyle baş tacı Tabii. edebilmem mümkün değil. Hocam Çünkü... hatta burada kavramlar bile öyle değil evet. mi? Yani mesela biz bugün aynı literatürle aynı terminolojiye sahip olduğumuz halde... ...bir kavramı ifade ederken evet. bundan 200 yıl önceki anlamı yükleyerek söylemiyoruz aslında onu. Kesinlikle. Bir Kesinlikle. mecburi bir değişim dönüşüme uğruyor zaten. Tabii. Hocamın bir ilavesini alayım evet. sonra siz Tabii. yine devam edin hocam size de döneceğim. Şimdi zaten e, hani Şamil hocamın bahsettiği gibi... Biz geleneğe böyle e, monoblok bir şey olarak bakmıyoruz. Yekpare her taraftan baktığınız zaman e, herkesin eşit şekilde tanımlayacağı bir şey değil elbette ki. E, yani tekrar ediyorum çok tartışılacak bir konu ama hakikaten mesela cahiliye bir gelenektir Kur'an-ı Kerim'de. Atalar kültürü bir gelenektir evet. ama atalar kültürü Kur'an-ı Kerim'de iki türlü atalar kültüründen bahsedilir. Birisi işte onlara... E, bu indirilene uyun dendiği zaman onlar derler ki e, biz, biz atalarımızdan, atalarımızdan bulduklarımıza evet. uyarız yani. Başka bir şeye uyacak değiliz. Ama yine mesela diğer atalardan da Kur'an-ı Kerim'de bahsedilir. Yakup'tan, İsmail'den, İbrahim'den ve onların atalarından, babalarından bahsedilir. Kültürün taşıyıcısı olarak, geleneğin taşıyıcısı olarak Kur'an-ı Kerim'de atalar son derece önemli. Ama bu iyi de olabilir elbette ki kötü de olabilir. Yine Hazreti Peygamber mesela diyor ki, Asabiye'ye çağıran, asabiye için tartışan, asabiye için ölen diyor. Bunlar bizden değildir. Evet. Asabiye nedir? İşte mesela milletine, kendi yandaşına zulümde ortak olmandır. Şimdi asabiye de bir kültürdür. Hı hı. Asabiye de bir gelenektir. ve Bu var olan yaşayan bir gelenektir. Ben burada özellikle şunun altını çizmek için e, bu konuya işaret etmek istedim. Aslında İslam'da gelenek biraz da sizin içini dolduracağınız bir şeydir. Hı hı. Dolayısıyla hani öz değerler bütünü derken kastetmek istediğim şey o. Bir ırmak var. Bu ırmak akıyor. Siz yerine göre bir yerde set koyarak onun yönünü değiştirebilirsiniz. Ya da diyelim ki suyun bulandığı yerde filtreler koyarak suyu berrak hale getirebilirsiniz. Neticede hiçbir, her insana biz bir alem olarak bakabiliriz. Evet. Her insan kendi başına hani Nabi'nin meşhur sözü hoşça bak zatına kim, kim zübdeyi, zübdeyi alemsin, alemsin sen, yani. merdum-i dide ekvan olan ademsin sen. Her insan aslında bir alemdir. Ve ben insanları aslında sürekli bir tomurcuğa benzetirim. Yedi veren bir gül gibi. Yani bir tane bir tarafı açmışken öbür tarafı aslında bir tomurcuk gibi. İnsan sürekli kendisini gerçekleştirir. Toplum da öyle değil mi? Toplum da? yani işte oraya getireceğim. Toplum da öyledir. Dinin sosyal yönü itibariyle baktığınız zaman o da öyledir. Mesela İnneke ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbike kadhan fe Ey insan sen sürekli çırpınıp durmaktasın ve sonunda Rabbine kavuşacaksın. Aslında Rabbe kavuşana kadar her insan sürekli kendi içinde kendi geleneğini de inşa eder. <laughs> Toplumlar da kendi geleneklerini inşa ederler. Zaten böyle olmadığı zaman yani bir toplum, bir din, Gelenekselleştiği zaman, burada olumsuz anlamda kullanıyorum evet. bunu. Bir to, bir din gelenekselleştiği zaman aslında o dinle ilgili bütün algılarımız bir nostaljiye dönüşür. <laughs> bir daha üslula. Yani mesela hani yurdunu özleme, yurdunu özleyen insanlar vardır. İşte asrı saadet mesela <laughs> hani asrı saadeti insanlar hep böyle. ...büyük bir özlemle yad ederler, hatırlarlar. Ama her insan kendi asr saadetini gerçekleştiremiyorsa... ...aslında bu asr saadet algısı bir nostaljidir. Dolayısıyla burada artık yerlen bir geleneğe dönüşmüştür o asr-ı saadet. Ama ben kendi asr saadetimi, kendi toplumda asr saadetimi... ...yeniden üretebiliyorsam, inşa edebiliyorsam... ...işte bu benim öz değerler bütünü demiş olduğum o gelenektir. Ben o gelenekle kendim tekrar inşa ediyorum. Hocamın o söylediği şey... Hani sosyoloji hı hı, hocam evet. çok daha iyi bilir ama sosyolojide zaten e, moda inançlar, moda kültürler, moda gelenekler olur ama bunların sürekliliği olmaz. Geleneğin en önemli şey zaten sürekli olmasıdır. <laughs> evet, evet bunu Üç, biraz konuşalım evet. o süreklilik meselesini. Burada tabi eserler de var kişilerden tabii. bahsettiniz onları somut örnek üzerinden de biraz açacağız buyurun. Şimdi e, hocamın bıraktığı yerden gelene, gelenek e, kendi içerisinde eğer gelenekselleşmişse... Hı hı. Bu donuklaşmış demektir. Donuklaşan bir şeyden de yeni bir fayda gelmez. Fayda evet. gelmeyecektir. Niye donuklaşır? Temel sebebi şudur. O geleneği oluşturan insan yapısı yeni bir hamle, yeni bir düşünce ortaya koyabilecek potansiyeli kaybetmiş birincisi odur. İkincisi o daha önce geleneğin işlevsel bir yararını görmüştür. Ve eğer o elinden alınırsa, o işlevsel yararı, geçmişteki işlevsel yararı elinden alınırsa sahip olduğu değerler manzumesini kaybedecek korkusu evet. içe kapanmayı ve geleneği hemen otomatik olarak kutsallaştırmayı getirir. Hı hı. Burada e, yani geleneğin kutsallaştırılarak e, dokunulmaz hale sokulması ilginç bir şekilde e, bizim mesela şeyde de vardır. Bu Hristiyanlık ve Yahudiliğin tarif edilmesi mesela. Hı hı. Bizim şu anda biz, hani gelenekselcilik veya gelenekselliğin kutsallaştırılıp hiçbir şeyi konuşturmayanların korkularının altında yatan sebeplerden bir tanesi odur. Onlar Hristiyanlar ve Yahudiler işte bir şekilde dinlerine dokundular. Halbuki onların dokunduğu şey başka ve dolayısıyla bunlar tahrif oldu. Veya e, bizim İslami literatürde hat kapısının kapanmasının Kapanması arkasındaki yatan sosyopsikolojik neden budur? Yani orada geleneğin daha önce işlevsel olarak yürüttüğü bir faaliyet vardır ve ancak şimdi o faaliyetin durmasından veya onun içine başka suyun katılmasından korku oluşuyor. Bu korku oluşunca gelenek dediğimiz yapının tamamını kutsallaştırıp altın bir dönem, Dondurup. Dönen, dondurup evet. aslında çağımızda veya artık bu çağdan sonra hiçbir zaman olmaz ama bu çağdan sonra artık o dondurulan hakikat üzerinden bir dünya kurmanın da mümkün olmadığına göre evet. e, gerçeklik bir tarafta gelenek bir tarafta veya o Kur'an'ın e, gönüllere ferah, feza ikliminin e, gerçekliği bir tarafta ama modernizm bir tarafta gibi kalır. Hı. Halbuki o değildir. Yani Kur'an canlıdır. Halbuki sünnet bu anlamda anlaşılması gereken haliyle canlıdır. Fakat ona bakacak o geleneğin bizi kısıtlayan, bizi daraltan gelenekselcilik yönünün cesaretle üzerine gitmekte. Bunu biraz farklı boyutlarıyla da açalım hocam. Yani İslam evet. dünyası içerisinde de geleneğe değişik uçlarda iki uç üzerinden bakanlar, yaklaşanlar evet. oldu. Ya da böyle yaklaşmasa bile eserleri içinde bunu görebileceğimiz isimler var. İşte bir kısmı diyor ki gelenek alt edilmeden hiçbir sorunu biz çözemeyiz. Evet. Bir kısmı da diyor ki geleneğin dışında biz istikametimizi hiçbir şekilde bulamayız. Böyle bir ikili şeye sıkıştırmak da geleneğe de bir haksızlık oluyor. Yeni bir perspektif oluşmasına da acaba ne kadar zemin hazırlıyor? Bunu da konuşmuş olalım. Sizin ilaveleriniz var mı hocam? Yani <laughs> şimdi bu gelenek kelimesi bazen e, gelişi güzel e, kullanıldığını görüyorum. Ya da gelenekselcilik, e, gelenekçilik gibi. Bunlara bir defa e, tasih etmek lazım e, geldiğini düşünüyorum. Şöyle ki gelenekselcilik ya da gelenekselciler dediğimiz tarihte bir grup var. Hı <laughs> hı. Bunlar hakikaten geleneğe belli bir anlam yüklerler. Ee, bunlar bir geleneği vahiy özdeş olarak görürler. Evet. Ee, oysa sorun olan aslında gelenekçilerdir. Evet. Gelenek değildir. Geleneğin kendisi hiçbir zaman sorun olmaz ve ortadan kaldırılamaz. Aslında dondurulamaz. Evet. İşin doğrusu. Hı -hı. Fakat problem zihinlerdedir. Gelenek ne zaman problem haline gelir? Bugünkü bir sorun hakikaten çözmek istediğiniz zaman tarihteki bir dönemi aynen bugüne gelip taşıyabilir miyiz? Selefili görüneyinde olduğu gibi. Evet. evet. <laughs> yani, e, yoksa, o açalım ama. yoksa biz tarihi geleneği bir aracı olarak mı kullanmamız lazım? Yani araçlardan herhangi birisi. <laughs> yani birçok şeyi kullanıyorsunuz. Zihniniz kullanıyorsunuz. Efendim e, tecrübeleri deneyi kullanıyorsunuz. ve Öbür taraftan da geleneğe müracaat ediyorsunuz. <laughs> yani çözüm aramak için sorun. Tarihe müracaat ediyorsunuz. Örneklerini görüyorsunuz. Yani burada gelenekle ilgili herhangi bir sorun, sıkıntı yoktur. Fakat sıkıntı ne olursa olsun, geçmişe dönelim, geçmişe aynen taşıyalım, günümüze getirdiğimizde aslında hiçbir sorunumuz kalmaz. Her şey hallolur şeyidir. Oysa ta, şey canlıdır. Yani hayat, yaşam, tarih. hayat canlıdır. Sürekli olarak değişmektedir. Yani o değişim içerisinde siz insan aklını e, kullanmazsanız, kullanmayı bir kenara bırakırsanız, bu da gerçi sorunu bir kelime yani insan aklı. <laughs> dediğimizde e, neticede de belli bir paradigmaya işaret etmiş oluyorsunuz. Bu da problemli bir şey ama neticede insanın zihni çabası, tefekkür e, çabası burada çok önemlidir. Yani geleneği kullanmada. <laughs> ben bunu ilave etmek istiyorum. Peki hocam siz e, açacaktınız o kısmı. E, Yani orada selefilikte olduğu gibi dediniz. Selefilikteki dediğiniz. esas biliyorsunuz maksat orada tarihin bir kesitini dondurmak. Evet. Tarihin bir kesitini dondurmanın altında yatan yine politik psikolojik neden şudur özellikle o İslam dünyasının ya da İslam'ın evrenselliğinin genişlemesiyle birlikte farklı coğrafyalardan insanların, kültürlerin, anlayışların ama yine ana pota içerisinde kalması bazıları rahatsız etmiştir. Hı hı. Bu bazıları kimdir? İslam'ın ve Kur'an'ın o atalar kültü veya benzeri anlamda şiddetle eleştirdiği bir zihniyet yapısı ne yazık ki şimdi selefi akıl tarafından yeniden üretilmekte hı hı. ve onlar Hz. Peygamber dönemini dondurup sadece kendi kültür dünyaları içerisinde vahyin evrenselliğini ve dinamikliğini ve başka coğrafya ve başka kültürlere olan verebildiği ihtimal esnekliklerini yok ederek bir anlamda Arap aklının, bir anlamda Arap kültürünün sadece İslam iyileştirme operasyonudur o. Yani orada o mevaliler başta olmak üzere Arapların dışındaki herkes için tarihi dondurup onların varlığını kabul etmeme bu bir, selefi aklın evet, ürün yani bir da aslında değil mi yani geçmişi... ki sosyal karşılığı yoktur. Evet. Yani bunun yaşayan toplumlarda hatta İslam'ın evrenselliği noktasında geldiğinizde böyle bir şey mümkün olmayacağı bellidir. Kalmış ki bu akıl zaten İslam dünyasında öyle çok da genişçe kabul görmüş bir ee, ...ürün değildir. Evet. Fethi Ahmet Hocam'a döneyim biraz kişilerden bahsedelim demiştik. Hocam mesela müşahhası <laughs> örnekler verebiliriz. İşte İslam düşüncesinde çok önemli yeri olan bu programda da sıkça bahsediyoruz. Gelenek deyince hep aklımıza bir fıkıh geleneği de geliyor. Hı -hı. O pratik e, günlük yaşantımızı da e, şekillendirdiği için. Bir İmam Şafi örneğinden sizin e, program başından beri kullandığınız o ulema tabiri içerisinde... Hı -hı. ...alim diyebileceğimiz insanlar var. Ve e, bu kişiler aslında bütün ekolleri de etkiliyorlar Hı -hı. öyle değil mi? Peşi sıra bir geleneğin oluşumuna da e, otorite olarak evet katkı sağlıyor, bir kapı açmış oluyorlar ve e, onların da mücadele ettikleri yola çıkarken mücadele ettikleri bazı şeyler var galiba. O gelenek içinde kişilerin medeniyette katkıları veya iç etkileşimle ilgili neler söylersiniz? Şimdi e, elbette ki aslında her şahıs, yani her birey, her toplum, her kurum bir geleneğin içerisinde yaşarlar ve aynı zamanda süreç içerisinde kendi geleneklerini de oluştururlar. <laughs> yani mesela çok basit hani ...dinleyenlerin de belki genç arkadaşlarımızın da anlayacağı şekilde bir Liverpool, Liverpool evet. futbol takımı, bir Manchester United, bir Barcelona, ne bileyim yani Villarreal bunlar kendi... akşam derbi vardı hocam bizi oraya <laughs> evet Fenerbahçe, Galatasaray Hı -hı. gibi Hı -hı. Hı -hı. Derbisi vardı. bir futbol takımına Hı -hı. bile Hı -hı. baktığınız Hı -hı. zaman bir futbol takımı geleneğini oluşturur ve o gelenek o futbol takımının bir karakteri haline dönüşür. Dolayısıyla aslında her ilim adamı ve bu ilim adamının etrafında kümelenmiş olan insanlar, ders halakalarıyla mesele bir süre sonra oluşan mektepler, ekoller aslında bir gelenek halini de alıyor. Dolayısıyla ben kendi sahamdan müsaade müsaadeniz tefsir alanından lütfen. çünkü hani fıkıh alanı ile ilgili yanlış bir şey söylemiyorum. Yok ben hani sadece olmaz. bir örnek olarak söyleyeyim. Evet. Tabii ki İmam Şafii çok önemli Hı -hı. bir örnek ama Mesela tefsir alanından bahsedecek olursak hakikaten tefsir sahasında çeşitli gelenekler vardır. Siz o gelenekleri kim zaman ekol olarak atlamak suretiyle bir tefsir geleneğini aslında anlayamazsınız. Örnek vermek gerekirse mesela Mutezile dediğimiz tarih sahnesinde önemli bir ekol var. Evet. Bu ekolün bir tefsir anlayışı var. Yani aslında bir bir teolojisi var, bir hı hı. E, inanç biçim tarzı var, yorumlama tarzı var. Ve bu yorumlama tarzının e, müesses hale gelmiş, disipline edilmiş, formüle edilmiş belirli e, yaklaşımları var. Siz şimdi bu yaklaşımları anlamadan mutezile ile ilgili, mutezili tefsirlerle ilgili bir şey söylediğiniz zaman yanlış söylersiniz. Hı hı. Örneğin Zemahşeri, önemli evet. bir e, müfessir malumunuz. Keşşaf isimli bir tefsir var ve bu tefsir aslında Sünni ehli sünnet geleneğindeki kendisinden sonraki bütün müfessirleri etkilemiş olan bir müfessirdir kendisi ve bu tefsir de etkilemiştir. Şimdi bu geleneği görmeden yani mutezili hı hı. tefsir geleneğini görmeden ehli sünneti yorumlamanız bile, ehli sünnet tefsirlerini yorumlamanız bile mümkün, mümkün değil. değil evet. Yani bakın şöyle bir şey demiyorum. Zemahşer'nin tefsirini anlamadan Mutezile tefsirlerini anlamak mümkün değildir demiyorum. Mutezile'ye karşı çıkanların tefsirlerini bile kimi zaman anlamak mümkün olmayabilir. Örneğin Fakhruddin er-Razi aşağı yukarı evet. e, yani bir asıra yakın daha sonra gelmiştir. Fakhruddin er-Razi'nin mesela tefsirini anlamanız neredeyse mümkün olmaz. E, keşafı tanımadan Tefsirül keşafı tanımadan. Mesela bir başka ilim adamından örnek vermek isterim. İmam Taberi. Hı hı. Kendisi önceleri iken daha sonra kendisine nispet edilen bir mezhebinin de oluştuğu söylenir. Yani bir fıkhi mezhebinin de oluştuğu söylenir ama hayat bulmamıştır Şimdi İmam Taberi'nin tefsirini anlamadan... ...yani İmam Taberi'nin tefsirde açmış olduğu o çığırı, o geleneği, tefsir geleneğini anlamadan... ...mesela i̇bn Kesir'i anlamanız evet. mümkün değildir. Yani metinler arası ilişkiyi yakalamak evet. lazım diyor. Metinler arası ilişkiyi yakalamanız gerekiyor. Ulemanın bir konudaki perspektifinin kendisinden sonra gelen ulemayı nasıl etkilediğini görmeniz gerekiyor. Yani sadece mesela tefsirden bahsettiğimiz zaman. Şimdi biraz daha genele getirecek olursam, ulemadan bahsedecek olursam ben İslam toplumunda günümüzde ulemanın çok fazla etkili olduğunu e, maalesef söyleyemiyorum. Özellikle, hangi boyutuyla? Yani, yani Müslüman muhitler mesela böyle bir problemle karşı karşıya geldiklerinde o mevcut metinlere de bizim klasik metinlerimize ya da isimlere nasıl bir yaklaşımla e, Ya yani şöyle, e, şöyle bir örnek şöyle bir örnek vermek isterim. Mesela Osmanlı'nın son döneminde tasavvuf tarikatlerden biraz bahsedecek olursak tarikatlerle ilgili mesela çeşitli kontrol mekanizmaları evet. vardı. شيخ المتصافين وارد مثلا شيخ المتصوفين tarikatlarla ilgili mesela öyle rastgele birisi çıkıp ben bir tarikat kurdum. Hı hı. Ben bundan sonra şunlara ders vereceğim. öyle bir şey söz konusu değildi. Bunun bir kontrol mekanizması vardı. O mekanizmaya tabi olmayanlar tabiri caizse merdiven altı olarak evet. algılanıyordu ve itibar görmüyordu. Ama Cumhuriyet dönemiyle birlikte mesela çeşitli tedbirlerle birlikte maalesef bunların kontrol imkanı ortadan kalktı. Hı hı. Hani bugün de çok sık konuştuğumuz konulardan bir tanesidir. Diyanet bu konuda ön alınmalıdır şeklinde evet. sürekli konuşuluyor ya. E, Türkiye'de de mesela e, malumunuz sosyal medyada televizyonlarda, ekranlarda birçok e, ilim adamı ya da belki ilim adamı diyemeyeceğiz ama bu sahada söz söyleyen insanlar konuştukları zaman toplum üzerinde bunların etkileri çok geçici Evet. yani Tabiri caizse moda inanışlar var bizde. Evet. yani asla gelenek haline gelmeyen konumuza da biraz ilgili konuşmak gerekirse moda inançlar var bir ay iki ay insanlar öyle inanıyor fakat bir iki ay sonra bir başkası bir başka şey söylüyor ve bir anda bakıyorsunuz toplum oraya doğru akı veriyor Dolayısıyla ben burada özellikle ulemanın e, geleneği oluşturucu ve geleneği yönlendirici rolünün çok önemli olduğunu ve bunun yeniden tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela Osmanlı'dan örnek verecek olursak evet. Osmanlı'da müftüler, kadılar, kaz askerler ve şeyhülislam yani şeyhülislam daha sonra kazasker aşağı doğru gidecek olursak bunların toplumda önemi son derece e, belirgindi. Evet. Malumunuz e, vezir-i azamla birlikte bunlar da aynı kategoride yer alırlardı ve padişaha etkileyen insanlardı. Hatta diyelim ki padişahın ismini okumadıkları için hutbede ...Padişah'ın ismini okumadıkları için hutbede e, toplumda ciddi anlamda Padişah'a karşı bir muhalefetin de cephesi, cenahı haline gelebiliyorlardı. Ama mesela günümüzde İslam dünyasında özellikle Türkiye'den konuşacak olursak... ...acaba ulemanın rolü burada ne kadar belirgin, ne kadar etkileyici? Ben bunun biraz tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, gerçekten böyle bir e, problem de e, ediyor muyuz bunu? Böyle bir problem alanımız var mı? Belki bunu da konuşmak lazım hocam. Yani kendi alanımızı da daralttığımız zaman aslında gelenek içerisindeki... Zenginliği de keşfetmek çok fazla mümkün olmuyor ve daha ezberci bir yaklaşım da söz konusu. Bir de tabii geleneği o hayat tarzını da düşünerek değerlendirmek lazım sanıyorum değil mi? Hem bir tarafta klasikler var, metinler var. İşte ümmet nezdinde itibar kazanmış İslam kültürü içerisinde çok yüksek değer atfedilen metinlerimiz var ve isimlerimiz var. Ama bu bir bellekse eğer bu bir hafızaysa bizim bu hafıza ile kurduğumuz ilişki, Nedir hocam sosyolojik bağlamda. Sosyolojik... Hocam çok önemli bir şey açtı. Biz ileriki evet. yani Bunu mutlaka konuşmamız popüler, lazım. Güncel... Ulema'nın ve metinlerin Ulemanın, evet, e, evet. geleneği yönlendirmede, oluşturmada ki rolü. Evet. evet. Şimdi hocam burada şöyle Ve bugün bu role bakış açımız, yaklaşımımız. Evet. Evet. Yani mesela şeyi düşünsek Yavuz Sultan Selim Han dönemini düşünsek, Fatih dönemini düşünsek muhtemelen onlar bu geleneğin, bu yönleri falan hiç konuşmuyorlardır. Evet. İhtiyaç da hissetmiyorlardır bu toplumsal yapıyı bir bütün olarak baktığınızda iç içe ancak birbirini destekler, birbirinin e, bu anlamda ne diyelim göstergesi olan şeyler bunlar. Yani ancak şu çok belli. Evet biz e, doğrusu e, Cumhuriyet dönemiyle birlikte önce e, Tevhidi Tedrisat Kanunu'nu e, yürüle getirmek suretiyle medreseleri kapattık. Hı hı. Halbuki Tevhidi Tedrisat Kanunu'nda tev medreselerin kapatılması yoktur. Medreselerin eee Milli Eğitim Bakanlığı'na kontrolüne verilmesi vardı. Evet. Kanun budur. Fakat kanun yapıcı bunu arkasından tuttu, hepsini kapattı. medreseleri. Evet. Bir kendi kalemize oradan gol attık. Yetmedi. Teki ve Zaviyeler Kanunu yoluyla da ve hocamın işaret ettiği Meclisi Meşayih diye bir kurumumuz var bizim. Evet. Önce Meclisi Vala sonra Meclisi Meşayih evet. 1921'e kadar devam ediyor. Orada yapılan şey şu. Yani Evet, tasavvuf mutasavvıf geleneği, tasavvufi gelenek, tarikat geleneği bizim kültürümüzün ve medeniyetimizin çok önemli bir unsuru. Ancak bunların belirli bir güç eşiğini, belli bir güç eşiğini aşmalarına Osmanlı müsaade etmiyor. <gülme> Dolayısıyla belli güç eşiğinden kastım şu günümüzde de yaşadığımız FETÖ hadisesi ve evet. başımıza getirilen bir türlü musibet bela. Şamil Devlet, Hocam o geceden bir gazi mesela eşi evet. öyle. Hocam hala rahatsızlığınız devam ediyor mu? ...kulağınızda, genel kurmayın önündeydiniz siz yani, değil mi? Evet, kısmı ben devam Ben basından ediyorum. takip evet, kısmı, ettim evet. o dönemde. Evet. Ve eşiniz yaralandı zannediyorum. Yani Sizde eşim, bir işitme kaybı mı yaşadınız? böyle e, basit diyebileceğimiz... ...belki biraz şeyden belinde bir rahatsızlık geçirdi ama... Hmm. ...şükür iyileşti şu anda. Ne evet. güzel, çok şükür. Yani, hem e, geçmiş olsun diyelim burada, hem Allah kabul etsin Bu vesileyle tabii ben Özcan Bey'in e, söylediklerine bir şey ilave etmek Hocam, istiyorum. Hocam çok özür dilerim. Sağ Biz tabii sadece ki, bir cümle açmak istedim. O, buyurun. Evet yani e, şu anda böyle bir sorun yaşıyoruz. Cemaatlerle alakalı, efendim tarikatlarla alakalı. Ama şu ne kadar sağlıklı onu da tartışmamız lazım. Yani cemaatlerin üzerinde bir devlet kontrolü olduğunda bunlar hizaya gelir gibi bir yaklaşım doğru mu? Yani aslında olması gereken bence şu. Her cemaat, her tarikat ya da cemaatler arasında oluşacak bir öz kontrol sistemi. Yani geçmişteki gelenekten de faydalanarak birbirlerini kontrol etmesi lazım. Kendi öz kontrol sistemini kurmadıkça yukarıdan yapılan kontroller elbette şiddete, efendim devlete yapılan müdahalelere, işte paralel devlet anlayışına tabii ki izin verilmeyecek. Ama bunun ötesinde tüm dini yaşantıları, tüm dini tecrübeleri, cemaatlerin tek bir şekilde aynı biçimci bir anlayışla, kontrol etmeye çalışmakta çok sağlıklı bir yaklaşım evet. gelmiyor. Çünkü Nasıl bizim kalın? tarihimiz. Evet. Evet. Hayır, ama, ama ben burada var. şunu Zaten da var. evet. O biraz açalım. Evet. Çünkü tabii, burada tabii. şu da var. Ee, çok haklısınız. Fakat bir taraftan da e, biz e, yani hakikaten özgürleştirici hani e, tarikatta bir şey vardır, bir meratip vardır, bir seyri sülük vardır. Siz orada daha çok birey olursunuz aslında değil mi? Nefsten arınma Hı. meselesi var. Hakikaten özgürleştirici bir şey mi var, söylem mi var yoksa biraz daha itaate e, yanaştıran bir e, şey mi var? Bir Böyle mi var. Bunu da belki biraz aslında de, hani burada şey meselesi resmiyetle ilgili kısım bir taraftan söz konusuyken bir taraftan da o cemaat mensuplarının kendi otokontrol sistemiyle birlikte belki bazı şeyleri de sorgulaması mı gerekiyor? Yani biz bu grup yapıları bizim çok böyle üzerine durduğumuz bir şey. kendilerinin öyle bir otokontrol sistemi kurma imkan ve ihtimalleri yok işlerine gelmez. Hı -hı. hiçbiri. Bu kötü anlamda söylemiyorum. Hı hı. Yani bu yapının bizatihi bir <laughs> gerçeği budur. Neden? Çünkü arkasında ne varı Bir çok kısa bir aramız var. Ondan sonra konuşalım dilerseniz. Çünkü hocamın da orada ilave edecekleri var. Siz din şurasında da vardınız. Evet. Ee, sizin söylediğiniz nokta çok önemli Şamil Hocam. Bu ses de evet. yükseliyor artık daha Tabii yüksek ki. bir biçimde. Ama bir taraftan da ne olacak, bu iş nereye gidecek diyenler de var. Ee, bu, bu konuyu konuşalım. Birazdan tekrar stüdyodayız. Evet efendim devam ediyoruz farklı bakışa. Önemli bir konuyu konuşuyoruz. Dini gelenek konusunu ele alıyoruz ama bu konu tabii e, hali hazırda da son yıllarda sıklıkla gündemde ve belki bütün yaşantıyı pratiği de belirlediği için mevzuyu başka bir noktaya da çekti. Ve e, hocam dedi ki e, dedik ki az önce tekrar orayı açalım. E, bugün Türkiye'de farklı gruplar var ve bu farklı gruplara bir yaklaşım var. Fethi Ahmet hocam e, Osmanlı'nın son dönemindeki bazı örnekleri aktardı. Siz sizin bir itirazınız vardı. E, dediniz ki e, bu burada bir kayıt. Yani benim itirazım şu noktada. Bunu ortada, biraz açalım hocam e, her şey anlaşılmış olsun. Özellikle Özcan hocamı tahsil etmek açısından söyledim. Hı hı. Yani devletin e, böyle sürekli olarak kontrol altında tutması, yani e, cemaatler öyle, özellikle evet. dini yaşantıyı, dini anlayış hı hı. biçimi, aslında e, çok sağlıklı bir durum değil. Peki siz gerçekten mesela bunu bilerek hani dile getirelim kasten de Hakikaten çünkü bazı şeylerin şuyu vukuundan beterdir. Yani fiiliyatta böyle bir şey yok ama mevzu o kadar sık konuşulmaya başlandı ki sanki e, hani e, bir şey bir kısıtlama var bir sınırlama var veya bu yola doğru gidiliyormuş gibi bir izlenim oluşuyor. Evet. Böyle bir şey pratikte var mı? Şimdi bir defa zaten e, yani günümüzde böyle bir şey yapmak mümkün değil. Evet. Şimdi sosyal medyanın bu kadar yaygınlaştığı, internetin bu kadar yaygınlaştığı bir dünyada, e, siz diyelim ki çok kapalı bir toplumda böyle bir şey yapabilirsiniz. İnsanların din anlayışlarını işte belli bir yönde oluşturmak için devlet baskısı kurabilirsiniz. Ama insanlar dünyanın her tarafında evinden internetle değil mi? Dünyanın her tarafına ulaşabiliyorlar. Amerika'daki bir e, ilahiyatçının, bir e, din bilimcinin sözlerini de dinliyorlar. Suudi Arabistan'dakini de dinliyorlar. Bir DEAŞ'ının, bir El Kaideci'nin evet. videosunu da, da izliyorlar. Dolayısıyla maalesef. bu zaten hani mümkün olan bir şey değil. Yani evet. devlet böyle bir baskı kuramaz. Osmanlı'da da böyle bir baskı kısmen olduğu dönemler kabul ederim. Böyle bir baskı vardır. Ama benim mesela kastettiğim şey şu mesela kıraatten örnek verelim. <laughs> Türkiye'de bir kıraat eğitim var. Rahmetli Abdurrahman Gürsöz hocamız evet. vardı. Herkes bilir. E, Şeyhül Kurru olarak hani bilinen. Evet. Şimdi siz bu geleneği bir tarafa bırakarak <laughs> kıraat eğitimi verdiğiniz zaman yani şöyle bir şey diyemezsiniz. Mesela ben ilahiyatlardan örnek vereyim. Bizim çok değerli kıraat hocalarımız var. Hakikaten bu işin ilmini yapan hocalarımız var. Bu insanlar gitseler kitaplardan bunları okusalar, öğrenseler... ...bir Femi Muhsin'den yani güzel okuyan bir ağızdan bunu ahzetmeksizin, almaksızın... ...sadece kitaplardan böyle bir bilgiyle bir kıraat eğitimi verseler ne olur? Teknik olarak bu mümkün mü? Teknik olarak mümkün gibi görünüyor. Ama uygulamaya girdiğiniz zaman bunun mümkün olmadığını anlarsınız. Çünkü burada sadece yani şunu söylemiyorum... E, ...fonetikle ilgili bir takım e, işitmeler ve evet. e, efendim taklitler, onu kastetmiyorum. Kıraat geleneğinden bir, bahsediyoruz. Evet, bir edadan, evet. bir tarzdan, bir okuma biçiminden, yani bir geleneğin tevarüs edilmesinden bahsediyoruz. Evet. Azerbaycan'da bir süre kaldım ben, İlahiyat Fakültesi'nde. Üç buçuk yıl daha doğrusu kaldım bir süre derken. Mesela orada tar eğitimi, tar çalan evet. çocuklarla ilgili eğitim verilirken bir eğitime denk geldim. Tar dışarıdan baktığınız zaman bir saz neticede telli bir çalgı bir Hı. insan onu çalıyor gibi görünüyor. Fakat o çalgıyı ele almak, kucakta tutmak, sapını tutmak, efendim kundağını tutmak, oturuş biçimi, dizlerin, efendime söyleyeyim, ayakların e, duruş tarzı vesaire o kadar çok detay var ki. Siz bu detayları ancak o geleneğin içerisinden tevarüs edilen bir gelenek var orada yani. Onun içerisinde kalarak ancak alabiliyorsunuz. Şimdi benim buradaki kastım devletin müdahalesi şeklinde tabii ki değil. Tabii. Zaten böyle bir şey bugün mümkün de değil. Yani evet. bunu söylesek bu eee abeste olur. Yani böyle bir konuyla meşgul olmak. Kastım farklı bir şey. Yani özerk yapılar var aslında bu alanlarda. İnsanların kendi ortak e, efendime söyleyeyim e, iradeleriyle kurmuş olduğu çeşitli müesseseler var, kurumlar var. Bu kurumlar bir geleneğin aslında aynı zamanda takipçisi. Diyelim ki az önce fıkıh mezheplerinden bahsettik. Fıkıh mezheplerinin içerisinde belli bir süreç içerisinde zaten bu oluşuyor. Kimi zaman bu çok güçlü alimler eliyle oluşuyor. Kimi zaman bu çok güçlü metinler eliyle oluşuyor. Diyelim ki Nesefi'nin akide metni. Şimdi bu metin olmadan siz hani El-Sünnet akidesiyle evet. ilgili kolay kolay konuşamazsınız. Ya da İmam Şafii'nin mesela eserleri. Hatta İmam Şafii'nin kendi eserlerinden sonra yazılan belki evet. iki asır, belki üç asır sonra yazılan ama Şafiiliğin en önemli metinleri haline gelen eserler. Şimdi bunlar olmasa siz Şafiiliği, yani doğal bir kontrol mekanizması Ama zaten e, orada söz oluyor. Tek bir evet. gelenek yoktu neticede. Osmanlı'da da, da öyle, daha önceki evet. dönemlerde de öyle. Yani kıraatta da öyle, farklı alanlarda, ilimli alanlarında da öyleydi. Yani çok farklı farklı gelenekler var. Benim söylemek istediğim şey, bu zenginliği koruyabilmek. Yani İslam dünyasında gelenek haline gelmiş zenginliği bütünüyle biz korumamız ve onu yararlanabileceğimiz hale getirmemiz lazım. Evet. O, zaten. Yani da... aslında sorunumuz o. Gelenek gerçekten zengindir ve kişilik oluşturmada çok önemlidir. Yani biz gelenek olmazsa konuşamayız aslında. Yani harflerimizi, kelimelerimizi, cümlelerimizi nasıl kuracağız, nasıl koruyacağız ve nasıl kullanacağız? Siz bir süreklilikten bahsediyorsunuz. Tabii bir süreklilik yani her şeyimizi, dilimizi de etkileyen. Davranışlarımızı etkilediği, gibi, dilimizi de etkileyen bir yapı. Geleneğin dışına çıkamazsın. Ama sorun şu, burada Acaba tek bir gelenek mi var yoksa gelenekler mi var? Hocam tek bir gelenek mi tek var? Tek bir gelenek olması mümkün değil. Evet. Ben, yalnız orada ee, şuna itirazım var yani buyurun. şöyle onu netleştirelim ki yanlış... E, Benim de orada itirazım <laughs> var. Orada bir itirazım var çünkü e, şöyle elbette ki birçok gelenek var. Şimdi Hasan Sabbah'ın din anlayışı da neticede tarihimizde bir gelenek. Evet. Yani bunun bir kültür olarak muhafaza edilmesi, incelenmesi, araştırılması anlamında bir geleneğin korunmasından bahsediyorsak tabii ki ben bunu derim ki bunu araştıralım. Bunu evet. koruyalım, muhafaza edelim. Bu farklı bir şey. Bundan kastetmiyorum. Mesela kıraatlerden madem açtık hı hı. oradan örnek verelim. Şimdi kıraatler içerisinde şahıs kıraatler var. Evet. Kıraatler içerisinde hüküm olarak değerlendirilen ama namazda okumadığımız yani hı hı. ibadet maksadıyla namazda okumadığımız kıraat tarzları var. Şimdi bunların muhafaza edilmesi ayrı bir şey, bu geleneğin yani hocam sürdürülmesi ayrı bir şey ama bunun şaz kıraatı olarak, öbürünün mütevatir kıraatı olarak, öbürünün meşhur kıraatı olarak korunması ayrı bir şey. Evet. Ben işin korunmasından bahsediyorum. Tasavvuf mesela tarikatlerden örnek verdik. Diyelim ki yani bir müridini sırf imtihan için öldüren bir şeyhten bahseden bir gelenek de var. <laughs> sırf imtihan için. Şimdi bu da neticede bir gelenek. Bu geleneğin resmedilmesi, bilimsel anlamda tespit edilip kaydedilmesi bu anlamda konuşuyorsak bu var olsun. <laughs> Ama biz bu geleneği dini gelenek içerisinde mi tutacağız? Hayır. Ya da diyelim ki efendim bazen şeylerden ben de sosyal medyadan yani takip ediyorum. Diyelim ki bir insan Gün FETÖ ile ilgili Kandalar. bir haber vardı hocam. Bir evet. şey itirafçı oldu subaylardan birisi. Evet. Ona okuldayken e, sordukları şey şu. E, harp okuluna alacakları sırada kendi grupları e, sınıfında eğer e, e, sana öldese Fethullah Gülen için öldesek ölür müsün? Çocuk da evet diyor. Bunun üzerine şey yapıyor, cemaati kabul ediyorlar. Şimdi ben iki tane örnek vereceğim. Yani konuyu biraz daha netleştirmek açısından sosyal medyadan yine evet. insanlar takip etsinler. Mesela bu da yine bir cemaatin temsilcisi olan bir insan, onun verdiği bir ifadeden bahsedeyim. Yani konuyu biraz daha netleştirmek Hı -hı. açısından belki dinleyicilerimize deniyor ki sırat köprüsünden bir şey müridini geçirip cennete götürebilir evet. mi? Evet diyor. Tabii ki şu ...mezhepten, şu tarikatten, şu koldan olursan rahatlıkla geçersin. Bakın bu bir örnek. Biz bunu kayıt altında tutalım. Bu da neticede bir Ama gelenek. Şimdi tarikatlarla ilgili sadece böyle uç ver örnekleri Hayır, vererek... Öbür, ...günümüzde öbür örnek... özellikle çok yaygın... ...yani Mehdi şeyi örneğini vererek... ...işte Fethullah Gülen FETÖ örgütü dolayısıyla... ...sürekli Mehdi örneğini vererek... ...veyahut da işte... FETÖ'nün şeye benzeyen yapısı, tarikata benzeyen yapısı, örnek göstererek tüm tarikatları, i̇şte onu tüm tasavvufu mesela, zaten mahkum bu... etmenin de doğru olduğunu hocam düşünmüyorum. Hocam söylüyorum Tabii Sürekli zaten. biz şu, şöyle bir yanlışı yapıyoruz. Gelenekten örnek verirken veyahut da tarikatlardan, cemaatlardan örnek verirken uç, en uç anlayıştan başlayarak sanki bütün e, tarikat, bütün cemaat öyleymiş gibi e, yargılıyoruz. Ve sonuca hadi ki öyle bir şey yok. Yani herkeste bu olabilir. Özellikle son dönemde ortaya çıkan bu 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan yanlışlardan birisi bu. Herkes kendi düşüncesine, kendi mensup olduğu cemaatine bir pay çıkarmaya çalışıyor oradan. Karşı tarafı mahkum ederek, karşı tarafa vurarak tamam mı? E, bu e, genelde e, bu anlamda yorum, yorumlamak suretiyle Oradan bir pay çıkarmaya çalışıyor. Bir gelenek mi oluşuyor? Evet, yani bir. E, tabi tabi. Evet, hocamın söylediği şöyle, yani. Hocam, sonra size sonra döneceğim. Tamam. bir iki cümleyle hiç dinlemedik. Siz biraz evet. sofarlayın cümlelerinizi buyurun. İkisi de çok güzel şeyler söylüyor hocalarım. Şimdi orada bir, şöyle bir durum var. Bir defa ortada travmatik bir durum var, sosyolojik anlamda. Yani. 80 yıl boyunca bu dini grup ve yapıların tamamının illegal kabul edildiği, evet. hiçbir eğitim sistemi ve müfredatlarında ne yapıldığının bilinemediği bir sistem var. Hı hı. Dolayısıyla bunların insan yetiştirme modelleri, o tarikatın Konusunda aslında çok bir fikrimiz yok. Aslında yani biz dışarıdan bir olarak iyi kötü biliyoruz. Evet. Ancak bu yapıların gerçekte hangi referansları kullanarak insan kazandıkları, şehirlerin hangi yollarla şeyh olduğu, hı hı. kimlerin hangi illerde temsilci olduğunu biz bilmiyoruz. Devlet de bilmiyor. Fakat olması gereken Osmanlı'da olduğu evet, gibi kayıt tutulması. Evet. Işte. Şimdi orada Ama ben şu yani. Şunu evet. kastetmiyoruz. Yani devlet bunların en sesinde boza pişirsin, bunları tek tek hesaba çeksin. Ha, canı sıkıldığını da tepelesin bazılarını falan. asla. Mümkün de değil, İslami de değil, insani de değil. Fakat önümüzde bizim bir Osmanlı tecrübesi var, bir gelenek var. <laughs> Osmanlı bunların hepsini tepelemiş mi? Yok. Bunlar bir sınır çizmiş. Evet. Demiş ki şeyhiniz kim ben bileceğim. İllerdeki halifeniz kim ben bileceğim hatta sizin kurumlarınızda kim eğitim veriyor bunu bileceğim. Çok ilginç mesela o meclisi e, meşayih e, şeylerinden arşiv belgeden bir tanesi bir doktora öğrencime verdim. Şimdi Konya'da bir tekkede yazıyorlar. Diyor ki efendim buraya kum ulemasından bilmem nem kimesine şu ay boyunca eğitim vermeye gelmek istiyor. İran'da kumda. <laughs> ne buyurla? El cevap tekkeye yanaştırılmıyor. <laughs> i̇şte bu bir kayıt. Bakın bu şu devlet bunların üzerinde boza pişiriyor. Bunların eğitimine öyle bir şey demiyor adam. Başka bir örnek Bursa'da diyor ki falanca şey efendi öldü. Hı hı. Yazıyorlar. Onun yerine de filanca oğlunun şeyh olarak atanması uygun görüle. El cevap. Derhal İstanbul'a şeyh ulustan makamına getirip imtihan edile. Hı, hı. İmtihandan geçerse şeriat imtihanından. Hı. Tarikat, marifet, hakikat yok. Şeriat imtihanından geçerse oraya atanır. Çocuğu çağırıyorlar İstanbul'a. İmtihan ediyorlar. Çocuk imtihanı geçemiyor. Evet. Şeriatı bilmiyor çocuk. Yani şeriatı bilmeyen tarikat, marifet, hakikatten haberi olmaz. Diyorlar ki olmaz. O zaman başka bir halife şeyh olsun. Yani yapının kendi şeffaflığı ve orijinalliği korunuyor. Ancak cumhuriyetle birlikte maalesef teki ve zaviyelerin belki o zaman o şartlar için... Evet hocam biraz da bir tarihsel perspektifi de göz önünde bulundurmak lazım. Onu bilemiyoruz ancak lazım burada mi? bu bizim ulema geleneğimiz, irfan geleneğimiz büyük bir inkıtaya uğruyor. Malum işte ...1949-1950 yıllara kadar... ...Türkiye'de yüksek öğrenim yoktu yani. Evet. İmatip okulları... ...medreseleri ilk önce kapatıyorlar, arkasını imatip açıyorlar... ...hiç öğrenci almıyorlar, imatip de yoktu. Bu, bugün ben bir şey okurken... ...bu konuyla ilgili çalışırken Süleyman Uludağ Hoca'nın... ...bir hatırlatması vardı. İlk defa... ...1940'larda bu şeyler... ...İslam klasikleri çevrilmeye başlanıyor. 1942 yani... ...Mesnevi'nin günümüz Türkçesiyle... ...şeyle bu harfin kılavından sonra... filan e, okurla buluşması. Evet. Dolayısıyla ben bir söylemek istediğim şey burada e, evet biz modern dünyada Amerika nasıl yapıyorsa <laughs> İngiltere nasıl yapıyorsa Almanya nasıl yapıyorsa Biz Osmanlı'da da yaptığımız bir model var bunları e, kayıt altına alacağız Evet bunların varlıklarını legalize edeceğiz. Bu saatten sonra artık bunları illegal ederek ötelemenin imkanı yok. Legalize edeceğiz bunları. İnsanların bir eğilimi var hocam. içinde bir meyli var. Ben Herkesin bir doğru e, şey şeyi var. Bir e, duygu dünyası, bir ruh dünyası, hı. dini bir yaşama, algılama, pratiğe dökme e, isteği, hevesi var. Bu çeşitliliği hocam biz dini çeşitliliği çoğulculuğu da konuştuk. Tabii ki onu koruyacağız. Kendi içinde, evet, onu koruyacağız. Mutlaka. Ancak güç eşiğine, hı hı. belirli noktalardaki güç eşiğine dikkat edeceğiz. Peki. E, FETÖ'de de... yapamadığımızı. Evet. Yani devletin o klasik refleksleri çalışmadığı için Osmanlı'dan sonra FETÖ'nün güç eşiğini açtığını Evet. devlet anlayamadı. Hocam bu... Burada tabii şu da var yani bazı şeyleri Türkiye'de konuşmak hala e, insanlarda bir tepki bir refleks de doğuruyor yani e, risk almayı da e, şey yapmak gerekiyor yani bugün e, şu an konuştuklarımız bile e, belki birçok izleyicimizin e, çok hani çok zorlandığı iyi. duyarken bile zorlandığı evet. şeylere dönüşebiliyor burada toplumun da aşması gereken kendimizde de yüzleşmemiz gereken bir taraf var artık dinleyici olarak da farklı görüşleri dinlemeye herhalde müsait hale gelmek lazım evet. size döneceğim hocam fetamet hocam. Ben yarım orada bıraktı. sözüm yarım kaldı. Buyurun. Onu açıklamam lazım. Çünkü e, hakikaten önemli olduğunu düşünüyorum. Bir defa Şamil Hocam'ın e, işaret ettiği bir husus var. Ben de onun altını çizmek istiyorum. Hı hı. Yani hem idareci olarak bunu çok sık yaşıyoruz. yani Hem de aslında bu toplumun bir bireyi olarak bunu yaşıyoruz. Hepimiz çeşitli farklı mezheplere, meşreplere, kendimizce e, düşüncelere sahip insanlarız. Bakış açılarımız var, perspektiflerimiz var. Bizi rahatsız eden şeyler var. E, hakikaten hocamın dediği gibi... E, bu son dönemdeki işte paralel yapı ile ilgili hı hı. E, algılar bir süre sonra cemaatlere vurmaya evet. e, dönüşü bu son derece tehlikeli bu devlet Kesinlikle. içinde tehlikeli devlet idareciler için de tehlikeli aslında tüm idareciler için de tehlikeli bir süreç çünkü ee, hakikaten yanlış bir şey yapmamak gerekiyor. Aslında bütün şeyimiz de o. Endişemiz de o. Yani buradan hareketle diyelim ki tarikatlara vurmak ya da dini cemaatlere vurmak, cemiyetlere vurmak, derneklere vurmak. Efendim dernekler artık bundan sonra devletten zırnı kalmasın şeklinde yani hani kamu, yararını, tabii, kamu yararına yani... çalışan bir sürü dernek var yani bu ülkede. Şimdi buradan hareketle efendim bütün derneklerin ödenekleri kesilsin, devlet niye bunlara yardım ediyor filan demek. Yani bu tür konular hakikaten bence de... Ama böyle bir şey bekleyen insanlar var. Çok, Bunu haddinden fazla. getirip gündeme getirip haddinden bu fırsatla fazla. dövmek isteyen bütün haddinden yapıları... Haddinden fazla. Evet. Müslümanların, dini cemaatlerin bu konuda bir defa çok hassas olması gerekiyor. Ben tam da işte bundan dolayı diyorum ki, önümüzde mesela iki tane örnek var. Biz <laughs> burada ne yapacağız? Örneğin bir tanesini söyledim. Yani sırat köprüsünde sıkışmış kalmış bir insan diyelim ki A cemaatine ya da A cemiyetine, derneğine, tarikatine neyse mensup diye geçiyor. Yani bunu söyleyen bir şey ya da bilmiyorum önemli bir isim. Ama öbür tarafta mesela bir başka şey efendi daha. Ona böyle bir soru soruluyor. O da şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki şey efendi önce kendisini kurtarsın. <laughs> ne demek böyle bir şey olur mu? Yani Hazreti Peygamber kendi kızı için de bunu söylemedi mi evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi evet. önümüzde iki tane örnek var. Şimdi biz peki şöyle mi diyeceğiz yani sosyolojik olarak iki tane örnek var. Tamam sosyolojik olarak meseleye baktık. Peki bu işin hiç mi sahihliğini tartışmayacağız. Evet. Yani bu geleneğin sağlam olanını çürük olanını birbirinden hiç mi ayıklamayacağız? Evet. Ayıklamazsak o zaman bugün fetö var, yarın çetö çıkar, öbür gün başka evet. bir. Yani şey hocamın çıkar. geleneğin rasyonelite ile ilişkisi dediği ve burada gelenek konusunda çok önemli bir şey sosyolojik bir bağlamda evet. biraz bu açıdan da sorgulanması gerekiyor. Yani gerek bizim geleneğimiz biz. ben burada hani Osmanlı dönemindeki bir takım hı hı. kayıtlar yani hocam bahsettiği çok güzel o işaret bende de onunla ilgili epey bir bilgi var. Bu türlü kayıtlar son derece önemli kayıtlar. Hı hı. Hocam peki bu mesela sadece Osmanlı Müslümanlı geleneğin demişim. Gelenek derken dini geleneğe ruhunu veren bir kutsal kitabımız var. Biz Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz değil mi? Hatta Müslümanların ortaya koydukları eserler de Kur'an'dan özellikler taşıyor. Evet. Ve şu da büyük bir realite. Müslüman kültürü, gündelik hayatı özellikle şeyle beraber yani Kur'an'ın çok geniş bir coğrafyaya yayılmasıyla birlikte hocamın başta hepsi bir yorumdur dediği o yorum farklılıklarını bize zaten çok doğal bir akış içerisinde getirdi. Bu bir kere şey yani. Kur'an'ın tabiatına aykırı değil mi böyle bir kategorik ve hatta hapsetme mantığı? Yani hangi anlamda? Yani şu anlamda söylüyorum ya. hani e, bu gelenek e, hocam hassasiyetle vurguladılar ya tek tipleştirilemez diye. Zaten e, İslam'ın yayılış evresinde de o zaman tek bir coğrafyaya mahkum olmuş olurdu. Şimdi zaten Kur'an-ı Kerim'de ben müsaade ederseniz bir ayetle hani Estağfurullah buyurun. Sonra hani bu, size döneceğim bu, hocam. Bu gelenek e, Şamil hocam <laughs> oradan bekliyor bir söyleyeceği var zannediyorum. Mesela Hazreti Peygamber'in kendi ağzından hani bir e, ifade olarak kul mekün tobi de amminin rusul. Ben türedi bir elçi değilim. Evet. Yani geleneği ol, geleneği olmayan bir insan değilim. Ben bir geleneğin çocuğuyum. Yani peygamberler geleneği var ve ben onun bir ürünüyüm. Ben onun bir çocuğuyum. Şimdi bu şu anlama gelmiyor. Hazreti Peygamber'den sonra da sahih bir gelenek devam ettirilmedi. Yani Peygamber Efendimiz geldi ve bu gelenek bitti. Peygamber'den sonra peygamber gelmeyecek. Dolayısıyla onunla bu iş bitti. Böyle bir şey değil. Bu gelenek kıyamete kadar devam edecek ama farklı vesilelerle devam edecek. Şimdi <laughs> yorum anlamında baktığınız zaman Hazreti Peygamber döneminde elbette ki farklı yorumlar vardı. Hazreti Peygamber bizzat hayattayken farklı gelenekler vardı. Mesela biz biliyoruz ki Mescid-i Nebevi'de farklı ders halkaları var. Evet. Mesela tarih dersi yapılıyor. Biliyor musunuz? Mescid-i Nebevi'de belli günlerde tarih dersi yapılıyor. Geçmiş milletlerin tarihinden örnekler veriliyor. En yoğun mesele ders halkaları Hazreti Peygamber döneminde ile ilgili, Arap diliyle ilgili, Arap dilinin incelikleriyle ilgili. Ve bunlar hep Kur'an-ı Kerim indikten sonra Kur'an'ı merkeze alarak yapılan dersler. Evet. Hani daha önceden belki bağımsız işte Arap şiirinden vesaire ama Kur'an'la birlikte Kur'an'ı da merkeze alan. Nitekim mesela Nafi bin El Ezrak'ın Abdullah bin Abbas'a sormuş olduğu sorular var. Bu sorulara verilen cevaplar var. Yani ayetler ve bu ayetlerin diyelim ki şiirle istişat diyoruz biz ona izah edilmesi gibi. Yani Hazreti Peygamber döneminde de yorumun farklı gelenekleri var. Ama Hazreti Peygamber orada bir e, ciddi bir kontrol mekanizması. Evet, tabii Şamil hocam ne söyleyecektiniz az önce? Yani, yani tabii ben farklı bağlamla aklıma gelen bir şey vardı onu söyleyecektim. Buyurun. Şimdi neticede bir ideal anlamında geçmişe dönüp geçmişin geleneğini ...almak istiyoruz, hı hı. halletmek istiyoruz günümüzün tüm problemlerini. Ama geçmişte böyle e, hakikaten kemale ermiş, yani peygamber dönemi dışında kemale ermiş bir gelenek şeyi var mı? Hı hı. Bunu da e, evet. hesaba katmak lazım. Peygamberden sonra bir sürü eleştiriler olmuş, kendi içerisinde de geleneğin içerisinde eleştiriler olmuş... Bizim aslında konuştuğumuz tek tek böyle şey gelenekler olmaktan gelenekin kendisi ile ilgili ben aslında gündeme getirip özellikle FETÖ olayı dolayısıyla dinler arası bir birlik, dinlerin aşkın birliği <laughs> mesela tezi var özellikle gelenekselciler tarafından savunan bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ben ne e, manada? Yani özellikle FETÖ'nün şey kaynaklarından birisi olduğunu düşünüyorum, bunun ilham kaynaklarından birisi olduğunu düşünüyorum. Yani gelenekselciler her ne kadar e, tam olarak böyle düşünmeseler bile neticede e, dinlerin aşkın birliği, özünde bir gelenek var. Her dine tesir eden, tarih üstü yani tarihte farklı uygulamaları olmaları, olmasına rağmen, tezahürleri olmasına rağmen tarih üstü olduğu, beşer üstü olduğu ve sürekli olarak değişik dinlere, değişik e, Efendim kültürlere yansıyan, ...bir vahiy anlamında, vahyin e, özü anlamında süre giden bir şey olduğu varsayılıyor e, onlar. Şimdi aslında e, FETÖ'nün e, Hristiyanlarla, Yahudilerle olan diyaloğunun e, meşruiyetinin, temelinin bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani dinlerin e, aşkın birliği, gelenek olarak devam etmesi... Bunun da esasında tartışılması İbrahim lazım. İbrahim'i gelenek diye de. Evet, tarif edilir. Evet, İbrahim'i gelenek diye bir şey var. Zaman zaman İbrahim'i gelenek diye bir şey olmaz. Yani neticede İslam tektir, İslam vardır, İbrahim'i gelenek yoktur şeklinde karşı çıkılıyor. Ben buna özellikle vurgu yapmak istemiyorum tabii. Benim vurgu yapmak istediğim şey, Acaba dinlerin özü bir midir hakikaten? Yani bir insanın Müslüman olmasıyla. Evet hocam bu çok e, geniş bir konu ve detaylı da bir konu. Bunu sonraki bir programa bırakalım müsaade ederseniz. Evet. Ben e, şu e, klasikler ve eserler bu tabii gelenek oluşurken hem kişiler üzerinden hem onların ortaya koyduğu bizim muteber metinler dediğimiz e, şeyler var, eserler var. Evet, Bunlar üzerinden ve o devamlılığı sağlayan. Buyurun hocam. Burada şerh geleneğini de biraz açmak istiyorum hocam. Şerh geleneğini yani hocam onunla ilgili konuşacaktı Ben şunu söylemek isterim yani peygamberin aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatından sonra o geleneğin anlaşılma ve oluşmasında bize bir bu Weberian sosyolojinin verdiği bir kavram bize bir açıklayıcı şey getiriyor. Nedir? getiriyor. Şimdi o özellikle karizmatik lider ya da liderin etrafındaki oluşan, ilk halkaya bir dikkat Hah, çeker. Evet hocam. Bunu bir konuşalım. Şimdi o, orası ilk çok defa önemli. bizim programda söyleyeceğiz. Evet. Bunu daha önce çok konuşulmuş bir şey değildir bu. Evet. Ama ben şunu kesinlikle iddia ediyorum. Diyorum ki peygamberi ve peygamberin yaşadığı sünneti en doğru, en sahih ve en normal insani halleriyle anlatacak olanlar ilk 50 60 100 veya Mekke dönemi Müslümanlarıdır. <laughs> Niye? O Niye? Evet. Weberian sosyoloji bize şunu söylüyor. Diyor ki karizmatik kişilikli lider, peygamber o peygamberdir zaten doğrudan. Bunun karizması yaygınlaşmaya başladıktan sonra ki ilk başta bu kişinin etrafında oluşan insanların tamamı bunun insani nitelik ve özelliklerine vurularak yanına gelirler. Hiçbir menfaat yoktur. Aksine zulüm vardır, aksine işkence vardır ama o liderin, o peygamberin diyelim biz, o peygamberin insani üstünlükleri neticesinde sözünün eri olması ...dürüst olması, vefalı olması, dost bilmem ne gibi özelliklerinden dolayı onlar yanında yer alırlar. Yunusiyerciler, yani hadisçilerle de... Yani din liderleri için söylüyorum. Tarih öyle devam etmemiş. Evet. Din Ama o İslam tarihinin, tarihinin çok küçük bir parçası. Şimdi ee, orada şöyle bir şey var hocam. Daha sonraki gelenek oluştururken insanlar bunların normal anlatılanı atlıyor. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın varsa Musab bin Ümeyr gibi sahabelerin o anlattısını yani onda mesela peygamberi anlattıklarına dikkat edin. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in anlattısıyla Ebu Hureyre'nin anlattısı tutmaz. Muaviye'ninki hiç tutmaz. Yani o sıralamaya baktığınızda hayır, hayır, ilk halkayı oluşturan insanların şunu demek istiyorum. Sizin itirazınız... Menfaat için bir araya gelen insanların olduğu yerde ne yapacağız? Zaten onları... Tarih öyle devam etmiyor. Tabii ya. etmiyor. Onların anlatılarına dikkat olacağız. ama geri kalan bütün ashabı da böyle bir şeyle... Hayır hayır öyle bir şey demiyoruz. Aa, ha, onların şey... anlatılarında Zan altında bırakmıyoruz yani. karizmanın etkisi var. Yani peygamber mucize göstermiş, peygamber savaş kazanmış, peygamber yokluktan darlığa çıkmış. Artık onları çeken unsurlardan bir tanesi karizmatik bu etki. Evet. Bu bir iddia. Onların... Bunu belki diğer e, disiplinlerle de değil mi? Hadis evet. ve İslam tarihi... Ben hadisçi tarih, arkadaşlarla konuşuyorum. Evet, ee, de, yani de, bu ilk halkadaki var. insanların hadis rivayetlerinin sayısının son derece az olduğunu söylüyorlar. Hı. Onların anlatılarında gelenek oluşturan anlatılarda peygamberin insan üstü, beşer üstü, donuk her şeyi anlatan olmadığını bileks evet. daha insani yönlerini, işte daha ailevi veya benzeri şeyler olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla o gelenek oluşturmada sonraki nesillerin doğal doğal bir süreç. Peygamberi doğrusunu göremiyorlar bile onlar. Yani belki işte sonradan diyelim ki Medine dönemi, Mekke fethi sonrası Müslüman olanların peygamberimizi daha ne kadar iyi tanıyabilme imkanları var. Evet. En iyi yani tanıyanlar bu, burada... en yakındakiler. Ben bir şey söylemek Buyurun. istiyorum Özcan Hocam'ın. Ee, hakikaten doğrudur. Yani ilk halka çok önemlidir. Ama e, neticede medeniyet ilk halkada kurulmuyor. <laughs> yani hiçbir din ilk geldiği anda bir medeniyet doğrudur. kurmamıştır. Doğrudur. Yani özellikle daha sonraki halkalarda, daha sonraki halkalara etkiyecek biçimde din bir gelenek oluşturmuyorsa hakikaten ilk halkanın şeyi de e, sınırlı kalır, etkisi de sınırlı kalır. Ee, ben bunu Onu da ettim. görmemiz lazım. O abi, görmemiz e, Buyurun. Yani bu konuda ben de e, özür diliyorum bir katkıda bulunmak isterim. E, özellikle benim bildiğim kadarıyla mesela tefsir rivayetlerinden konuşacak olursak tefsir rivayetlerinin aşağı yukarı mesela bir tabiredeki tefsir rivayetlerinin yüzde yedisi kadarı ashab-ı kiramdan nakledilir. Hı hı. Çoğunluğu etbav tabi'in döneminden evet. gelir. Yani o bilgilerin çoğunluğu oradan gelir. E, bunun böyle olması da normal. Evet. Yani şöyle mesela biz Türkiye'den örnek verelim. Bizim toplumumuzda birçok konu aslında mesele değildir. Başımıza geldiği zaman mesele olur. Diyelim ki mirasla ilgili bir problemi, değil mi? Yani bir büyüğümüz vefat edip de mirası paylaşmak söz konusu olmadığında biz hiç mesele etmeyiz. Şimdi İslami pek çok konu, fıkha konu olan aslında pek çok mesele bizim hiç gündemimizde değildir. Çünkü bu konular bir şekilde devletin şu andaki müesses nizamıyla zaten çözülmektedir. İşlerimiz o şekilde yürütülmektedir. Ne zaman ki o problemle karşı karşıya gelirsek o bizim meselemiz ve problemimiz olmaktadır. Aynı Buradan şey hocam, yani neyse. bundan hareketle Hazreti Peygamber döneminde yani ilk Müslümanların hani buna yönelik çok fazla rivayetlerin olmamasını da ben evet. normal karşılıyorum. Niye? Çünkü zaten problemler daha sonra çıkıyor. O problemlerle ilgili tartışmalar daha sonra çıkıyor. Bu tartışmalar çıktıkça herkes o konuyla ilgili nesi varsa ...onu gündeme getiriyor. Hatta bazen bakıyorsunuz mesela rivayetler vardır. Ta Şam'a, Medine'den kalkıp Şam'a bir tek rivayet almak için giden... Evet ...mesela hadis toplayıcıları vardır. Niye? ya yani o, o adamın belki de hayatındaki en önemli mesele haline gelmiştir. Hı -hı. Halbuki biz o rivayeti okuruz ve bizim hayatımızda o çok da önemli bir yerde değildir o rivayet. Hı -hı. Ama onun ciddi bir meselesidir. Biraz bence hadise... Siz itiraz mı ediyorsunuz? Yani, yani yok itiraz etmiyorum. Açmaya çalışıyorum konuyu. Hı -hı. Yani ilk halka önemli ama... İlk halkadan bu kadar çok rivayet gelmemesini ben normal olarak karşılıyorum hayatın doğal akışı rivayetlere içerisinde. rivayetlere baktığımızda hı. peygamberimizi hı hı. veya Kur'an'ın o mesajınız çok sade ve gerçek anlamıyla anlaşıldığı görülüyor. Hı hı. Daha sonraki anlatılara baktığınızda artık o karizmanın çarptığı insan çıkıyor karşınıza. Yani hı hı. öyle bir peygamber efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatısı var ki veya Kur'an'a ilişkin o anlatıları öyle bir o, ne diyelim artık romantikleştiriyor daha da çok daha da evet. çok romantikleştiriyor efsanevi bir... bunu bir yere kadar anlıyoruz hocamın söylemesi anlamında yani sosyolojik olarak evet yani hiçbir din veya dini grup esas doğduğu yerde medeniyet oluşturamamıştır. Evet. gittiği başka bir coğrafyada yani İslam hakeza işte var, evet. Mısır'da işte İstanbul'da şeyde Buhara'da işte Hristiyanlık hakeza Filistin'de değil de ta başka yerlerde büyük medeniyetler oluşturmuş. Bu tamamdır. Ancak burada biz şunu şimdi geleneğimize bakacağız derken bunu göz ardı etmeyeceğiz. Yani e, o e, ilerleyen süreçlerdeki rivayetlerin bize bir gelenek olarak önümüze çıkıp e, bizi e, kutsal bir çerçeve içerisinde alıp konuşulamaz, dokunulamaz bir hale sokmasına dikkat etmemiz evet. anlamında ben Peki. Dikkat, buna Şimdi son 10 dakikamızın içindeyiz. Bu şerh geleneğini biraz konuşalım demiştik hocam. Bizim geleneğimiz içerisinde klasikler metinler var dedik ve bu metinlerin şeyleri var, yorumları var. Öyle metinler var ki işte belki 50-60 sayfalık bir metin ama yüzlerce sayfalık şerhler var. Şimdi bu aslında şey. Yani gelenekten ayrı düşünülebilecek bir şey değil. Açması, onu yaygınlaştırması, o düşüncenin bir belki ekol oluşturması, yerleşmesi bağlamında önemli. Ama bir de belki siz de bunu söylüyorsunuz. Zaman zaman özgün düşünceye de ket vuran bir tarafı var mıdır acaba? Gelenek içerisinde bu şerhlerin yeri nedir? Sizden başlayarak gidelim bu sefer. Buyurun. Ee... Yani şehirleri şu şekilde değerlendirebiliriz. Hakikaten e, özellikle medeniyetin pekişmişlik dönemi içerisinde. Bu Batı medeniyeti içinde de böyledir. İslam medeniyeti içerisinde de böyledir. Yani bir medeniyet zirveye ulaşınca artık söylemek istedikleri tüm her şeyi söyleyince yani kendi bünyesini tamamlayınca kendi içerisindeki yani bir savunmasını tamamlayınca daha doğrusu başka medeniyetlere karşı savunmasını tamamlayınca kendi içerisine döner. Kendi içerisinde tamir sistemi e, icat eder, ortaya kor ve kendi şehidin sistemini tamir etmeye konulur. Şehirleri ben böyle algılıyorum. Şehirler neticede e, daha önce yazılan ve otorite kabul edilen, yani artık öyle pekişmiş ki e, daha sonraki dönemlerde itiraz edilmesi neredeyse imkansız evet. hale gelmiş. Bu metinler üzerinde kendini ifade etmek... Kendi başına değil de o geleneğe bağlı olarak geleneğin içerisinde kendini ifade etmek ve tamir etmek. Hı. Tabii şehirleri birkaç e, kategoriye ayırmak mümkün. Birincisi sadece metin açıklamasına yönelik şehirler evet. vardır. Bunlar medreselerde okutulan ve e, o metnin açıklanmasına özellikle öğrenciler için araçsal e, işlev taşıyan şehirler vardır. E, kelimeleri açıklar, Hı. gramatik Hı. açıdan evet. açıklar, anlam verir. Ama bir de bunun ötesinde şehirler vardır ki bunlar hakikaten tarih boyunca aslında daha öne geçmiş şehirler vardır. Mesela Şerhül Mevakıf. Evet. Cürcani'nin Şerhül Mevakını bu kategoride değerlendirebiliriz. Yani İslam düşünce tarihinin özellikle İslam felsefesinin tarih boyunca geçirdiği evrelerin bir özeti, zirvesi kabul edeceğimiz bir şerhtir. Yani şerhin de ötesinde bir evet. metindir ona metin. Bu anlamda ben söylüyorum. Peki siz hocam ne diyorsunuz? bu konuda? Şimdi doğrusu ben e, şerhler hususunda sosyolojik olarak baktığımda yine ben toplumsal yapıya bakıyorum. Yani toplumsal yapı hocam dediği gibi canlı, dinamik ve güçlüyse ortaya konulan şerh bile olsa e, şerh ettiği esesi, eseri daha üstüne bir şey ortaya koyabiliyor. Hı hı. Fakat şimdi modern bilim açısından biz baktığımızda da bizim de neticede şu anda yaptığımız bilimsel makalelerimizde özellikle sosyal bilimlerde yaptığımız şey... Bu bir şerhtir yani. Ahmet öyle söyledi, Mehmet böyle söyledi. Siz de bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Veya mevcut şey içerisinde. Aslında bu şerh geleneğini bazılarının böyle bir böyle ötekileştirmesi bu geleneği adeta bilimin tekrarı adeta bilimin yerinde sayması olarak düşünülmesini ben doğru bulmuyorum. Haksızlık. Sosyolojik olarak doğru bulmuyorum çünkü şu anda biz e, işte hermonetik dediğimiz, metin anlama evet. dediğimiz, içerik analizi dediğimiz, sosyoloji yapmaya çalıştığımız şey bu. Yani bir metin var ve bu metnin dili, bu metni anlayan yazanın e, yazmadaki maksadı ve bu metinden anlaşılan şeyin ne olduğu e, nitekim sosyal bilim böyle bir şey. Evet. Yani bunun üzerinden siz bir şeyler inşa etmeye çalışıyorsunuz. Onu yaparken ortaya koyduğunuz malzemeyle alakalı bir şey. Bu gelenekten biz şimdi o anlamda şerhten koptuk da. Ee, son 100 yıldır, 200 yıldır çok büyük, devasa ve müthiş mi ortaya koyduk? O, ben aczdan öyle görmüyorum ama hocamın son o kendi içinde şerh geleneğini tasdif etmesi anlamında söylediği kısma baktığımızda evet böyle. E, şimdi de şerkeleneğimize şerh geleneğimize çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Hı -hı. Niye özellikle bu çağımızda biz o biraz önce söylediğim travmatik yiyası... bir, ee, evet, Travmatik bir dönem yaşadık. Bir hı hı. o Şayega'nın dediği bilinç yaralı bilinç dönemi yaşadık evet. biz. Yani geleneğimizi böyle kat diye kestiler. Yani kestiler ve bir travma var. Bu travmadan biz tedavi olabilmek istiyorsak o de ihtiyacımız var. Evet. O daha önce e, belki çok fonksiyonel olmayan, işlevsel olmayan, bizim hayatımızda yeri olmayan geleneğimizin bir kısmına da ...yeniden bir dönüp bakmamız evet. gerekiyor. Yani, yani yoğun insan bir kazanma mesai, modelimiz evet. ve diğerlerine yeniden dönüp bakmamız gerekiyor. Bunun için de şerh de dahil. Hı hı. Yani bunu da e, ben geleneğimiz açısından önemli bir yerde olduğunu düşünüyorum. Evet hocam siz ne diyorsunuz? Ben biraz e, doğrusu farklı düşünüyorum e, arkadaşlardan. Şu anlamda e, ben İslam'ın ilk dört asrını kurucu asır olarak değerlendiriyorum. Yani asr saadetten farklı bir şey bu kurucu asır olarak değerlendiriyorum ve bu asırda ben özgün eserler üretildiğini hep görüyorum. Hı hı. Şimdi şunu bir defa kabul edelim. Yani şerh de olsa, haşiye de olsa taklit hiçbir zaman ...özgün eserin yerini tutmaz. Evet. Yani orijinalin yerini tutmaz. Neticede ne kadar güzel yaparsanız ben gereksiz olduğunu tabii ki söylemiyorum asla. Çünkü diyelim ki bir öğrenciye bir metni şerhederek vereceksiniz. Hı hı. Ya da diyelim ki çok etkilendiğiniz bir metin var ona bir haşiye düşmeniz gerekiyor. Elbette ki yani bunu kabul ediyorum. Ama İslam'ın ilk dört asrı dediğimiz o kurucu asırda özgün eserlerin öne çıkması... ...fakat daha sonra bu tür eserlerin gündeme pek fazla gelmemesi... Bunun da üzerinde durulması gerekir. Evet. Mesela şu geleneği ben hep böyle özlemle yad ederim. Hani evet. geçmişe özlem, nostalji denilir ya. Ee, İslam dünyasında e, ilk bu dört asırdan yine bahsedecek olursak, herhangi bir e, ilim talibi, bir talebe bir medreseye gittiği zaman, o medresede zekasına göre hızla yol alabilirdi. <laughs> Kabiliyetine göre hızla yol alabilirdi. Çünkü biz mesela bazı ilim adamlarına bakıyoruz ki, işte sıralı kitapları 2-3 yıl içerisinde bitirmiş ve ondan sonra bir mertebe, evet. mertebeye gelmiş. Mesela Zemakşeri onlardan birisidir. Çok genç yaşlarda o dönemin bütün sıralı kitaplarını bitirmiş ve eserler kaleme almaya başlamış. Ama onunla aynı dönemde yaşamış, aynı tarihlerde doğmuş bir başka alime bakıyoruz. Belki Zemakşeri'den... 3-4 yıl sonra, kimisi belki 10 yıl sonra ancak hani o kalitede eserler üretebilmeyi evet. başa, üretebilmeyi başarmış. Çünkü o dönemde medreseler özgün insan yetiştirmeye, cins kafa, nekir kafa dediğimiz kafa yetiştirmeye Hangi müsait. Dönemden? Mesela 538'dir Zemakşehir'in vefatı. Yani o dönemde bu tür şeyler vardı. Mesela Nizamiye medreseleriyle evet. birlikte aslında Nizamiye medreselerini hiç kimse eleştirmez. Gayet güzel faaliyetler oldu filan. Ama kabul edelim ki Nizamiye medreseleriyle birlikte e yani standart bir ilim adamı yetiştirme, herkesi belli konularda yetiştirme gibi bir şey de vardı, endişe de vardı. Dolayısıyla mesela bunun da tartışılması gerekir. Bu hakikaten çok faydalı mı oldu? Yoksa aslında bir noktada bazı zararları da mı oldu? Ben burada şunu söylemek istiyorum. Yani çok fazla konuyu detaylandırmadan şerh ve haşiye geleneğinin ben İslam toplumlarında tabii ki var olmasının çok anlamsız olmadığını, faydasız olmadığını söylemiyorum. Ama kabul edelim ki özgün eserlerin üretilmesi noktasında da bir sıkıntımız var. Bir de burada şuna da işaret etmek Hı. lazım. Şimdi biz hep konuşurken dinleyicilerimiz bu e, İslam tarihindeki bu yazınsal geleneği, düşünsel geleneği evet. şöyle tabi algılamamaları gerekir. Sadece dini eserlerden biz bahsetmiyoruz. Hı hı. Evet. Diyelim ki İbn-i Sina'nın eserlerini de bu kategori içerisinde. Gelenek dediğimizde. Yani ben sadece burada şey eserlerini kastetmiyorum. Hı hı. Dini eserleri sadece kastetmiyorum onu söyleyeyim. Mesela diyelim ki e, hani Zemahşer'den bahsettik. Evet. Onun bir mukaddimesi var. Hakikaten bu mukaddime çok güçlü. Hı hı. Ve bu mukaddime gerçekten aşılamamış bir mukaddime. 60'ın üzerinde mesela. ...mesela onunla ilgili eser kalemi almış, şerh edilmiş... Özür dilerim. Evet. Ee, şimdi, Hocam, e, bir iki cümle lütfen. Bir iki cümleyle ben e, hemen e, hocamın şeyine ilave edeceğim bir şey var. Şimdi Hı. bir defa tarihimizi hakikaten ilmi metotla, aklı metotla bir kritik etmemiz evet, lazım. Tabii. Hangi eser... Bu tarih yaklaşımımız hang, çok önem kazanıyor. Yani. yani hangi eser önemli, hangi eser önemlisi, hangi eser orijinal... Böyle basma kalıp şeylerle efendim orijinal eser yazıldı, yazılmadı gibi şeyler çok anlamlı Yok burada mesela Çünkü hocam. önümüzde, A, ben öyle açtım. Hayır ben hayır. Yani eser, önümüzde eser, şey yok. Evet. Hayır ee, şunu söylemiyorum. Böyle bir mesela, şey yok. Tarihimiz hocam, Osmanlılar dönemini bile. Evet. Hocam mesela şu şunu söylemek istiyorum. Mesela bir haşiyenin kendisi de orijinaldir hocam. Onu ha. kastetmiyorum. Evet. Bir şerhin kendisi de orijinaldir. Yani bir şerh olarak orijinaldir. Benim burada kastetmem bu bir yazım metodu yani şey evet. ya şerh yazım metodu yani. bir şerh bir orijinal olup olmamakla alakalı şey. Evet. Benim burada yok sorudan son, kastım son, geleneği son, ezberci bir biçimde tekrar mı son, ediyoruz? Son, şunu kastediyorum. Evet. Mesela Nesefi'nin akidesi gibi biz bir akide yazdığımız zaman özgün bir eser ortaya koymuş oluruz. <laughs> Diyelim ki mesela Mukaddime fi usulit usul tefsir İbn Teymiye'nin tefsirdeki son, bir eseri son, bir gibi bir, bir şey mesela. ortaya koyduğumuzda özgün bir eser yazmış oluruz. Onu kastediyorum. Tabii ki her şer kendince özgündür. Ben son kelime olarak şunu söylemek istiyorum. Orada verdiğim e, Toynbee'nin Zeolot ve Herodian tavırda bizim yapmamız gereken bu e, modernizmin bize yıkıcı tesirlene karşı yeni bir e, yol gösterebilmek, yeni bir paradigma açabilmek. Ne teslim olacağız, ne tamamen içe kapanacağız. Ne geleneğimizi kutsallaştıracağız, ne gelenekten gelen her şeyi dışarı atacağız. Aksine bundan istifade edeceğiz. Aksine bu meydan okumalara kendi geleneğimizden ama bilhassa canlı eee ruhumuzdan eserlerimizden de cevap vererek bu işi başaracağız. Peki, Başka çok teşekkür ediyorum. Yok. Çok sağ olun. Her üç konuğumuza da ayağınıza sağlık. Biz sağ olun teşekkür efendim. Teşekkür ee, çarşamba günü bu stüdyoda Müslüman kimliğini konuşacağız inşallah. Profesör Doktor Şabaneli Düzgün, Profesör Doktor Cevat Özgürt ve Doçent Doktor Aygün Akyol stüdyo misafirlerimiz olacak. İyi akşamlar.